herkes arkamızdan yıkıldı. Zorlukları aşarak çıktık bu harbededen. Coşkumuzun ateşiyle sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Tükenmiştik dedi herkes arkamızdan yıkıldı. Zorlukları aşarak çıktık bu harbededen. Coşkumuzun ateşiyle sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Geliyoruz kardeş.
Evet, sevgili Ankara Güçler, bir yayınımızda daha birlikteyiz. Lig bitince yayınlarımızı ne olur kesmeyin dediniz. Biz de kesmiyoruz ve devam ediyoruz. Kesmeyeceğiz de bugün yine özel bir konuğumuz var. Özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Gücü Sportif Direktörü Emre Yıldız konuğumuz. Emre, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiniz. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Hem Erten kardeşime hem Orhan abi size tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. İnşallah bizim bugüne kadar kötü bir yayınımız hiç olmadı Emre. Yine öyle olacaktır, emin ol ki. Her zaman için doya doya sine sine bir Ankara Gücü yayını. Bizim taraftarlar da gelsinler, izlesinler. Ne var ne yok öğrenelim hep birlikte. Bilinmeyenleri öğrenelim. Önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız onları öğrenelim diyoruz. Evet Emre Hocam, öncelikle sizi ve şahsınızda bütün takımı kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir zafer imza attınız ve erkenden şampiyonluğu ilan ettiniz. Şu anda birincilik playoffları oynanıyor ama biz rahat, stressiz o playoffları izliyoruz. Geçen bayramı çok kötü geçirmiştik, bir sene önceki bayramı. Bayramı da güzel geçirdik. Tatilimiz de, yazımız da güzel geçecek. Bu yüzden sizi şahsınızda bütün takımı ben kutluyorum ve zaferden dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir nebze olsun eğer mutlu edebildiysek herkesi, ne mutlu bize. İnşallah bundan sonra Ankara Gücü Süper Lig'de hak ettiğinden de öte, hiç belki umulmayandan da öte, her şeyden de öte kalıcı başarılar elde eder. Hep birlikte biz de bunlara şahitlik ederiz umarım. İnşallah onları detaylı bir şekilde konuşacağız tabii uzun uzun. Şimdi Emre, biz Çarşamba günü seninle 3 dakika konuştuk. Bunun haricinde ben seninle daha önce hiçbir iletişimim olmamıştı. Bu da bizim belki eksikliğimiz olabilir. Şimdi taraftarlar da ben de çok tanımıyorum seni. Yayına başlarken seni daha iyi tanıyabilirsek yayını daha iyi götürebiliriz. Şimdi spor camiası içinde geçmişinizi bir öğrenmek isterim. Nasıl bu camiaya girdiniz? Hangi kulüplerde çalıştınız? Ve gerçek anlamda mesleğiniz de bu mu? Oradan başlayalım. Şöyle, ben Ankara TK'ydı, amatör olarak futbola başladım. Türkiye Kömür İşletmelerinde. Buradan daha sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da 2 yıl futbol oynadım. Bunun ilk yılı Berlin'de, pardon, ilk yılı Frankfurt'ta, Efes Pfau Frankfurt'ta. İkinci yılda Berlin Hürtürkel takımında futbol oynadım. Oradan Adana Ceyhan'a 3. lige geldim. Fakat benim müzmin bir sakatlığım vardı. Onun için tedaviye geldiğimde de ben böyle anlattığımda özellikle başkanım çok gülüyor ama ben ısrarla bu şekilde anlatmaya devam ediyorum. Bir gönül meselesi oldu ve futbolu bıraktım. Daha sonra aslında ailenin hani ekseriyeti biz 7 kardeşiz. Ve memur bir babanın çocuğuyum. Herkesi okutmaya çalışan, bütün evlatlarını o şekilde hayata hazırlamaya çalışan bir aile. Ben de bildik yoldan gitmek üzere aslında öncelikle bir dershane dönemim var. O dönemde baktım hani tam tatmin olmuyorum. İçinde nasıl kalınır falan derken 2006 yılında uluslararası yayında mıyız şu anda? Tabii, devam. Yayındayız. Yayın 2006 içinde bu tür görüntülerimiz tamam. olacak. Devam edebiliriz. Kusura bakmayın. 2006 yılında bir menajerlik sınavı açıldı. O dönem aslında menajerler, o dönemin menajerleri çok daha nitelikli insanlardan seçiliyordu. Uluslararası spor hukuku bilinmesi isteniyordu ve neredeyse ana dil düzeyinde bir yabancı dil isteniyordu. O sınava hukuksal bilgisi de benden de daha güçlü olan abimin ben girmesini benim için rica ettim. Normalde abim de aslında futbol dünyasıyla alakası olan bir adam değildi. Fakat hani benim ricamla bu şekilde o sınava girdi ve biz Türkiye'nin 25. kokartını aldık. Yani tahmin ediyorum şu anda sayı binleri buldu. Bizim kokartımız 25. kokarttı. Ve o tarihte biz menajerliğe başlamış olduk. Ve ben ilk başta hani kariyerli futbol oynamadığım için
tamamıyla diyorlar ya alttan böyle kazıyarak gelmek. 19 Mayıs dış sahalarda maç seyrederek menajerlik yapmaya başladı. Daha sonra tabii ki tanıştığınız insanlar artıyor. Eğer düzgün bir vizyonunuz varsa yürümeye başlıyorsunuz, yükselmeye başlıyorsunuz. Bunun neticesinde 2008 yılında Keçiören Bağlum Spor'da sportif direktör olarak çalıştım. Daha sonra oradan ayrıldıktan sonra yine serbest piyasaya menajer olarak döndüm. 2012 yılı yanılmıyorsam Göztepe'de Hüseyin Altınbaş'ın danışmanı olarak görev yaptım. Daha sonra tekrar Altınbaş ailesi kulübü sattıktan sonra tekrar ben piyasaya döndüm. Ve normal menajerlik yapmaya başladım. Aslında benim özellikle yani altını çizerek söylüyorum. Biraz manipüle edilerek sürekli özdeşleştirildiğim kulüp Osmanlı Spor neredeyse benim menajerlik hayatımın bittiği noktada benle kesişen bir kulüptür. Şöyle onlar PTT'deyken ben onlara hiçbir oyuncu vermemiştim ama özellikle bu kısmı anlatmak istiyorum. Çünkü bu kısım çok manipüle ediliyor. Onun için sizin için de bir sakınca yoksa Orhan abi bunu biraz daha açmak istiyorum. Kesinlikle yok, dinleyelim Emre. Yani sıkıntı yok, her şeyi konuşabiliriz. Evet. Süper Lig'e çıktıktan sonra Osmanlı Spor ben onlara Thiago Pinto, Avdija Vršević ile o kulübe giriş yaptım. Daha sonra da yani oyuncular da iyi çıktıkça bir güven ortamı oluştu. Çok sayıda orada oyuncunun menajerliğini de yaptım demeyelim ama ben çünkü son yıllarda özellikle bu işi duygusal manada götüremediğim için çünkü oyuncularla çok sorunlar yaşıyorsunuz ve yıpranıyorsunuz. Ben tamamıyla ticari şekle dökmüştüm. Oyuncuyu getiriyorum, kendi ticaretime bakıyorum ve hiçbir bağım da olmuyor. Bu bağlamda birçok oyuncu getirdim Osmanlı Spor'a. Aslında özdeşme sebebi de bu oldu. İşte TV Büfuma, Adrian Regattin, Adam Maher, ondan sonra Sinan Kurt Almanya'dan, daha şu anda inanın aklıma gelmeyen birçok isim benim direkt getirdiğim veya benden yardım olarak istedikleri, benim servis ettiğim şeklinde oyuncular da oldu. Fakat orada da ben kendime göre etik kuralların hiç dışına çıkmadan tamamıyla ticari olarak o kulübe çok sayıda oyuncu getirdim. Fakat o kulüpte hiçbir zaman hiçbir şekilde resmi bir görevim olmadı. Yani Osmanlı Spor'la beni birleştirilen yer aslında benim Osmanlı Spor'la hiçbir alakamın olmadığı yerdir yani. Tamamıyla ticari bir şey. Oyuncu getirdim, oyuncu götürdüm. Onun dışında hiçbir zaman resmi bir şeyim olmadı. Hatta şu kadar söyleyeyim. Ne kadar inanır insanlar bunu bilmiyorum. En az maçına gittiğim takımdır Osmanlı Spor. Yani Avrupa Kupası'na kaldığında dahi çok sayıda oyuncu götürmeme rağmen gitmeyi tercih ettiğim bir yer çok fazla değildi. Ticari olarak ticaretimi yaptım. Onun dışında herhangi resmi bir ilişkimin olduğu bir yer değildi yani. Anladım. Oysa ki hepimiz Osmanlı Spor'da veya Ankara Spor'da böyle maaşlı bir personel gibi çalıştığınızı falan düşünüyorduk. Ben onu da öğrenmiş oldum. Değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Son transferlerinin kapanlı olduğu yıl. Yani playoff oynadıkları yıl çıkamadılar. Birincilikten Süper Lig'e. O dönem eğer ki devam edebilselerdi, transfer tahtaları açık olsaydı ben onlara bir proje şeklinde bir danışmanlık servisi gibi hizmet edecektim. Fakat transferi de açmadılar. O da nasip olmadı. Evet, Faruk Başkan'a dönersek, Faruk Başkan'la tanışma nasıl oldu Emre? Çünkü sizin çok iyi bir ilişkiniz var. Görüyoruz bunu, biliyoruz. Faruk Başkan'la temasınız, tanışmanız nasıl oldu? Onu soralım. Faruk Başkan'la tanışmam kulübe bir dosyayla ilgili, Lucas Sucala dosyasıyla ilgili
biz davet edildik yardım için. O dönemin kulüp yöneticileri benim abime ulaşıyorlar. Abim de aslında bu işlerin dışında bir insan olduğu için her zaman daha çok ben hep ön planda olduğum için görüşmeyi de benim yapmam gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla onlar abimi aradılar ama görüşmeye ben gittim. Suzukala dediniz değil mi hocam? Evet, Lucas Suzukala ile ilgili ben gittim. Ankara Gücü'nde problemli bir transferdi. Evet, çok evet, problemli. Evet. Bizden bununla ilgili yardım istediler. Biz o dönem rahmetli Tolga'yla biraz tartışırken odaya Faruk Başkan girdi. Faruk Koca girdi. Ve ilk defa hani göz göze geldiğimiz yer orası. Yani daha önce herhangi bir tanışıklığım yok. Ankara Gücü Kulübü'nün içinde tesadüfen tanıştığım bir insan. Daha sonra da zaten ilişkileriniz ilerledi ve evet, birlikte çalışmaya kadar gitti Faruk Başkan'la. Ya şöyle, ben genelde hep şu şekilde yaklaştım. Yani aslında yetişme tarzında da öyle bir adım ama onun da dışında stratejimi de işimi de yaparken hep ben maratoncu bir insan olarak davrandım. Yani kısa mesafeci olmadım. Hiçbir zaman ufak şeylere tamah etmedim. Hep insanların gönlüne girmeye baktım. Yani ilk Faruk Başkan'la tanışmamda hukukumuzun gelişmesi de tamamıyla bu şekilde oldu. Ben bir anda bu şekilde bir insanla karşılaşınca baktım çok değerli bir insan var. Ki bence de o da bana bir değer biçti. Ve telefonu da bana kendisi verdi Faruk Başkan'ın. Beni ara diye. Ben de onu aradım. Sonra ara ara sohbetlerimiz oldu. Bu şekilde hukukumuz gelişti. Orhan abi müsaade edersen tam bu noktada bir giriş tabii yapmak istiyorum hayırlısıyla yayına. Şimdi Faruk Başkan'ın, Faruk Hoca'nın biliyorsunuz Süper Lig'le ilgili şampiyonlukla ilgili bir takım açıklamaları oldu. Bizi motive eden, Ankara Gücü taraftarını motive eden, ilerisine iyi bakmamızı sağlayan. Bununla ilgili arkadaşlar iki bölüm video derlemişler onun konuşmalarından. İsterseniz birinci bölümü versinler, üzerine konuşalım, sonra hemen peşi sıra ikinci bölümü versinler. Müsaaden varsa Orhan abi. Tabii izleyelim. Şimdi yorumlarda da sürekli yine transfer mevzuları var. Yani şu anda transfer dönemi olduğu için Emre, en merak edilen şey transfer. Tabii bunları da soracağız ama önce bir giriş yapalım transfere, takımın içindeki duruma, kimler gelecek, kimler gidecek, onları daha sonra döneceğiz. O yüzden izlemeye devam etsinler. Önce bir videomuzu falan bir izleyelim. Tamam. Biz şuyuz. Eğer biz Süper Lig'de oynuyorsak hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Ben bütün takımların böyle inanmasını inanırım. Böyle inanması gerekir. Biz en iyi seviye nereyse, şampiyonluksa, Süper Lig birincisi ise hedefimiz oradır. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Camiamızın bu beklentisine cevap veririz. Belki ütopik gelebilir ama ben şuna inanıyorum. Nihayetinde Süper Lig şampiyonu olan takımlar nasıl oluyorsa Ankara Gücü de, bugün dün Trabzon oldu, Ankara Gücü de inşallah seneye şampiyon olur diye umut ediyoruz. Bu kurgu, bu düşünceyle bir yapılanma içine gireceğiz inşallah. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ama bütün Ankara'yı kenetlenmiş bir halde bulmuş olmak, taraftarıyla, camiasıyla, yönetimiyle bulmuş olmak önemliydi. El ele verip Ankara Gücü'nü hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Geçen yıl da öyle yaptık. Biz geçen yıl kadronun %95'ini Temmuz ayında kurduk. Yani ilk kampa kadronun %95'i hazır hale geçti. İnşallah Süper Lig'e çıkınca da kamp programından önce bu çalışmaları bitirip öyle kampa katılmasını istiyoruz. Çünkü öyle doğru olduğuna, daha verimli olduğuna inanıyoruz. Şu anda da o hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii şu an bir de işin şu gerçeği var. İşte yayın ihalesi oldu. Şu anda beklentilerin altında teklifler geldi. Bu otomatikmen kulüplerin gelirlerinin daha da azalacağını gösteriyor. Ama biz o yayın gelirinden olan kısımdan ziyade şehri katarak, şehrin bütün dinamiklerini katarak
Ankara Gücü'ne mali destek sağlaması için çaba sarf edeceğiz. İnşallah Ankara'nın halkımızda, Ankara Güçleri, Ankara Gücü camiası ve iş adamları, sitopun kuruluşlarıyla beraber bu hedefe ulaşmak için yoğun çaba sarf edeceğiz. Bu çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah büyük bir umutla, büyük bir özlemle Ankara Gücü camiasının beklentilerine cevap vermek için de biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Camiamızın bu beklentisine cevap verecek bütün organizasyonlar ve tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bizim umudumuz, isteğimiz, hatta çabamız Ankara Gücü'nü Süper Lig'de şampiyon yapmaktır ve bir iz bırakmaktır. Ankara Gücü camiası bunu hak ediyor. Camia bu beklenti içinde. Bu ve bizim bu yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmayacağına, futbolcu arkadaşlar yalnız bırakmayacağına ve bu coşkuyu devam ettireceğine ve bu hedefe ulaşmak için taraftarımızın bize inanması gerektiğini bir kez daha sizin vesilenizle belirtmek istiyorum. İnşallah biz olalım veya bizim kurduğumuz bu sistem Ankara Gücü'nü şampiyon yapacaktır Süper Lig'de. Biz sorunların tamamını çözdük mü? Hayır. Ama şu anda kulübün işleyişini, yürüyüşünü, mücadelesini engelleyecek hiçbir mali sorun yok. Futbolcular maaşlarını alıyor. Prim verdiğimiz zaman primlerini alıyor. Maç başlarına da alıyor. Evet, başkanın açıklamaları çok güzel. Onlara biraz sonra değineceğiz ama Emre, şuradan yine devam edelim. Şimdi 19 Kasım 2020'de Futbol Şube Birimi Koordinatörlüğü'ne geçtin. Tabii ondan sonra da bir transfer artık senin eline geçti. Öyle biliyoruz biz. Şu andaki mevcut şampiyon kadroyu sen mi kurdun Emre? Evet. Yani geçen yıl şöyle, başkanımız seçildikten sonra, kongreden sonra ben başkan danışmanı olarak beni yanına aldı. Ve transfer dönemini o dönem başkan yönetimimiz ve hocayla birlikte beraber yönettik. Yani bu sezon başı takımı tamamıyla biz kurduk yani. Kulübün içine tarih olarak bilmiyorum ama Bandırma maçı benim ilk yarı oynanan Bandırma maçı ilk maçımdır. Kulüple ilk defa deplasmana gitmem, kulübün içine girmem. İlk defa Bandırma maçıyla olmuştur. Yani ama sezon başı bütün transferleri evet biz beraber yaptık. Yani Mustafa Hoca, sen ve başkan diyelim yani o zaman benim anladığım kadarıyla bu üçlü. Evet. Yönetim. Herhangi bir scout başkanı. Başka ekibinizde başka kimse yok muydu scout? Şu şekilde geçen yıl açıkça söyleyeyim bu şekilde bir direkt bir oluşumu içimize dahil etmedik. Aslında vardı benim daha önce çalışmam ama çünkü zaten alacağın yabancı sayısı belli. Yani yerli oyunculara yönelmen gerekiyor. İç piyasadaki oyuncular belli. Aktif olarak çok bir şekilde baskın bir şekilde geçen yıl yararlandık demem doğru olmaz. Ama bir ekibimiz mesela o tarihten beri, Eylül ayından beri var. Eylül ayından beri çalışıyoruz. Şu anda kesinlikle bu ekip yönetim kurulu, yönetimimiz adına da başkanımızın başkanlığını yürüttüğü bir ekiple hareket ediyoruz şu anda. Peki bu yöneticilerden mi bir ekip var? Yoksa ayrıca scout ekibi mi var? Yani aslında taraftarın da öğrenmek istediği bir soru bu. Yani transfer şöyle, komitesinin kaç kişi olup ve kimlerden oluştuğunu soruyorlar ama tabii o tek tek belki söylemek istemeyebilirsiniz. Yani yönetici, scout ekibi var denilmişti. Scout ekibi evet. Var mı? Dışarıda böyle, çalışan ya da bünyede çalışan, onları öğrenmek istiyorlar bir de. Bizim Türkiye için çalışan, sadece Türkiye için çalışan iki tane arkadaşımız var. Yurt dışı için çalışan da üç tane arkadaşımız var. Bunların başında beni komite başkanı gibi düşünürseniz ekibin başında hoca, yönetim kurulunu temsilen de başkanımız var. Anladım. Evet. Güzel. Şimdi Emre, biraz eski defterleri açarsak
Geçen sezon mesela transferler var. Geraldo var, Badji var. Geraldo 46 maç, 1 gol, 2 asist. Yani ben bunu belli bir dönemlerde transfer fiyaskosu olarak değerlendirdim ama tabii daha sonra sezonun ikinci yarısında özellikle son 8-10 hafta çok iyi bir Geraldo izledik. Geraldo konusunda ne diyorsun? Sence nasıl bir transferdi? Şimdi Orhan abi, o dönem kış transferi için başkanla birlikte hareket ediyoruz. Yardımcı olmamı istedi. Kış transferi gerçekten, hani bu işin profesyonelleri çok iyi bilir ki, çok sıkıntılı bir dönemdir. Yani eğer yeterli bütçeniz yoksa, hatta birçok zaman yeterli bütçeniz varsa da sıkıntılıdır. Çünkü artık herkesin bir hedefi oluşmuştur. Ya küme düşmemeye oynarsın, ya bir Avrupa'ya oynarsın, şampiyonluğa oynarsın. Ama bir hedefin vardır artık. Bazen parayla da istediğini alamazsın. Biz o dönem birçok oyuncu vardı Geraldo'nun önünde. Fakat mecburen alabileceklerimizin arasından en iyisi olarak onu alabildik. Yani bu bir kış transferidir. Ben geçen Ebru Hanım'ın röportajıydı sanırım. Orada şunu söyledim. Yani şu anda esas, gerçekten eğer böyle bir donanımı olduğunu iddia eden insan varsa, en iyi göstereceği yer bunu yaz transferidir. Çünkü çok geniş bir havuz vardır, rahatlık vardır, her kulüp için hareket kolaylılık vardır. Ben ilk defa geçen yıl bunu yaşadım. Bu da Süper Lig'de, iddiam şu mesela, PTT'de bu çok sıkıntılı bir şey. Yani PTT'ye iyi oyuncu getirmek, gerçekten özellikle yabancı oyuncu getirmek çok problemli bir şey. Ama Süper Lig mesela, şimdi biz transferi çok hızlı girdik. Yani istediğimiz iki tane oyuncuyu, yani listemizden istediğimiz, seçtiğimiz iki tane oyuncuyu hemen bir noktaya getirdik. Birini resmi olarak bitirdik, birini de gayri resmi olarak belki de bitirdik diyebilirim. Yani istediğimiz iki oyuncu. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz ama ben hani ikisini şu anda bu şekilde söylememin sebebi, transferin başındayız. Daha Haziran ayını görmedik ama biz isteyerek, mutlu olarak gittik. Yunanistan'dan, Yunan milli takımında oynayan sağ kanat oyuncusunu çok memnun olarak alabildik. Ama kış transferi gerçekten çok problemli bir dönem. Özellikle yabancı transferi için. Ama şu, biz mesela, başkanım bunu en iyi bilendir, hatta kışın zaman zaman antrenmanlara iştirak eden basın mensubu arkadaşlardan, abilerimizden, o dönem Geraldo ile ilgili beni sıkıştıranlar da oldu. Ama ben hiçbir zaman yaptığı işten iyi ya da kötü kaçacak bir insan değilim. Ben o dönemde iyisiyle de kötüsüyle de, evet onu da biz yaptık. Tartışmaya eğer açıksa sizin için tartışabilirsiniz. Yapacak bir şey yok ama o dönemin biz yaşadığımız süreci biliyoruz. O dönem için alınabilecek elimizdeki portföyler arasından en doğru oyuncu oydu. Onu alabildik. Bonservis ödeyemedik. Tercihimizi mecburen o dönem Geraldo'dan yana kullandık. Fakat Geraldo'nun yanında ben bir isim söyleyeyim. Mesela Bahçı benim üzüldüğüm bir oyuncudur. Bahçı bence çok özel bir oyuncuydu. Ama bir türlü kullanılamadı ya da tutmadı nasıl olduysa. Ama mesela Bahçı'nın yeri ayrıydı. Ben mesela Bahçı'yı aldığımızda çok mutlu olmuştum o dönem. Gerçekten özel bir oyuncuydu. İşte bugün gelinen noktada da aslında bunu da böyle bir şeymiş gibi, bir reklam aracı gibi ya da bakın öyleydi der gibi kullanmak istemiyorum ama açık yüreklikle söylüyorum. Üzüldüğüm bir oyuncudur yani. Dönem itibariyle iyi bir oyuncuydu. Fakat yeterince faydalanamadı bir türlü ya da tutmadı diyelim. Bugün gelinen noktada Amiens kulübü 2 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı. Şu anda bildiğim kadarıyla Lille kulübü 5 milyon euro verdi. 8 milyon euro istiyor Amiens kulübü. Yani tamamıyla ticari bir mantıkla 2 milyon euroyu verip aldılar. Ve ticari mantıkla da satacaklar. O dönem aldığımız yabancılar arasında mesela üzüldüğüm oyuncu Bahçeli'ye ben mesela üzülmüştüm. Yeterince faydalanamadı diye.
Evet, Badri 13 maçta 3 gol bulabilmişti. Amiens'de 26 maç 13 gol 3 asisti var şu anda. Peki niye faydalanamadık diye soracağım ama bunu biraz daha hani kısa da geçebiliriz. Şimdi biraz önce Emre dedin ki bir oyuncuyu aldık, Tasos'u aldık. Şu anda zaten ekranda da görüntüleri geçiyor Tasos'un. Şimdi evet. İkinci oyuncuyu da aldığımız belli. Bugün de böyle bir 19-10'da onun müjdesi verilebilir falan gibi beklenti oluştu ama sosyal medyada maalesef olmadı. Bu ikinci oyuncuyu eğer mahsur yoksa isim verebilir misin bize? Şöyle Orhan abi, eğer sizi kırmazsam isim vermeyeyim. İsim vermek çünkü gerçekten kulübümüzün yararına olan bir şey olmuyor. Yani zaten şu anda basın ekibimiz, basın sözcüğümüz çok aktif çalışıyor. Yani en kısa zamanda da iş resmiyete döküldüğünde resmi hesaptan da Hüseyin Bey de bunu zaten kamuoyuna bildirecektir. Kıta verin, olarak... kıta verin Emre Hocam. Bayrak verin bir tane. Bayrak dünyalı. Dünya. Veya mevki sorayım. Mevki olarak ne, hangi bölgede? Bu da bir kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu. Evet, bu da bir tamam. Kanat oyuncusu. Ben çok kısa bir bilgi verebilir miyim Orhan abi? Tasos'la tabii ilgili. Devam. Şimdi Tasos devam. Aslında Ankara Gücü'nün uzun süredir takibinde olan bir oyuncuydu. Şimdi Emre Hocam diyecek ki Ertan nereden biliyor? Biliyorum işte. Yani daha önce de ilgilendiği bir oyuncuydu. Ve bonservisi Panathinaikos kulübü yüksek bir bonservis bedeli istiyordu onun için. Zaten değerli bir oyuncu. Panathinaikos'un altyapısından yetişip yıllarca Panathinaikos'ta olan bir oyuncu. Şöyle bir yanılgı var. En son sezonda bazı oyuncular sözleşmesi bitmeye yakın olduğu için zaten Tasos'un da sözleşmesi bitecekti. Bitmeye yakın olduğu için çok iyi performans gösteremeyebiliyor. Tabii onun da kafası karıştı. Karışıktı. Son sezonda çok başarılı olmadı ama şimdi 2000 yani çok başarılı olmadı derken zaten çok fazla 11'de şans bulamadı. Takımdan da ayrılmak istediği için kendi performansını yansıtamadı bence. Ertan ben Tasos'un bir araya gireyim mi burada? Sizi destekler mahiyette bir şey söyleyeyim. Şimdi değerli bir oyuncu, Yunanistan amili takım oyuncusu, sözleşmesinin sonunda ve yıllarca çok üst düzey bonservisler getirdiği halde kulübünden çıkamamış bir oyuncu. Bu yıl yani oyuncuyla yaptığımız görüşmelerde biz hep şunu biliyorduk. Oyuncunun oynamama sebebi, az oynama sebebi, daha doğrusu hamle oyuncusu olarak birçok zaman kullanılma sebebi sözleşmesinin uzatmadığı ile ilgili. Yani şimdi, 1,5 yıldan beri yoğun bir baskı yiyor. Ona rağmen akademiden çıkan bir oyuncu, Panathinaikos Akademisi'nden çıkan bir oyuncu. Artık yeni bir meydan okuma gibi değişiklik yapmayı kafasına koymuş bir adam. Sözleşmeyi uzatmadı. Şuna da doğrudur inanırım. Belki daha önce de Ankara güçlüler bizim pozisyonumuzda bulunan belki başka insanlar da belki almak istemiştir. Olabilir yani. Değerli bir oyuncu. Bize nasip oldu. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Şimdi 2021-2022 sezonu için mesela gol ve asisti az diyorlar. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Bu bir kanat oyuncusu. Yani kanat oyuncusundan 8-20 gol genelde ekstra bir katkı olur. Yani zaten öyle olsa Ankara Gücü'nde değil. Ne bileyim Premier Lig'de Lig 1'da falan oynaması lazım. Şimdi 2021-2022 sezonunda 32 maç, 1 gol, 2 asist. 2020-2021 sezonunda ve 2019-2020 sezonunda daha iyiydi. Ya yani 2020-2021 sezonunda 31 maçta 3 gol, 5 asist. 2019-2020 sezonunda 36 maçta 8 gol, 3 asist. Zaten bu sezonda 3 milyon eurolar civarındaydı bonservisi. Zaten Panathinaikos'ta hiçbir yere satmayı düşünmüyordu. 2018-2019 sezonunda da 29 maç, 4 gol, 5 asist. Sağ kanat, sol kanat ve forvet arkası oynayabiliyor. Tam bu noktada ben şunu sormak istiyorum size Emre Hocam. Şimdi ilgilendiğimiz oyuncu mesela genelde
Sol kanatta oynuyor şey Tasos. Hangi kanat oyuncusu? Yani asıl mevkisi hangi oyuncu? Hangi kanat oyuncusu? Şu anki daha açıklanmayan oyuncu. Tasos iki ayağını da çok net kullanabilen bir oyuncu. Hocamın da seyredip çok istediği bir oyuncu. Yani artık işin teknik mevzudur. Yani dediği kriterlerde belki de üstünde bir oyuncu. Nerede oynatmak hocanın tercihi olacak artık. Yani çünkü biliyorsunuz oyuncular artık kanat oyuncuları oyunun içinde de değişebiliyorlar. Başlangıçta da yani değişik formasyonlarda çıkabiliyorlar sahaya. Ama oyuncu atletik, çabuk, adam eksiltebilen, kafasını rahat kaldırabilen, ne yaptığını bilen bir oyuncu. Seti de oynayabiliyor, çabuk oyunu da oynayabiliyor. Yani donanımlı bir oyuncu aldı Ankara Gücü bence. Peki siz olumlu yönlerini söylediniz ama hocam şöyle bir olumsuz yönü var bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Defansa fazla yardım etmiyor. Yani arkasındaki defansif oyuncunun biraz daha sağlam olması lazım. Onun arkasına defansif bir oyuncu düşünüyor musunuz? Yani şeyde ofanstan defansa dönüşlerinde biraz sıkıntılı. Yani slalom olarak iyi, çalım olarak iyi, ortaları iyi, asist yapıyor. Bazı zamanlarda kilit pas yapıyor ama geri dönüşlerde sıkıntı yaşayabilir Ankara Gücü. Öyle bir transfer düşünülüyor mu? Aslında şöyle, hocam ve analizci arkadaşımız, analizci hocamız bunun tam zıttı aslında bir şekilde yaklaştılar. Ertan kardeşim, yani oyuncunun iyi bir takım oyuncusu olduğu, iyi niyetli, takımdaşla çok oyunun içinde fiziksel olarak önem veren bir oyuncu olduğu ile ilgili. Bunu ben oyuncuyu biliyorum ama şimdi bir analizci daha çok içine giriyor. Onun raporu da bu yönde oldu. Maliyeti hakkında bilgi verebilir misin Emre oyuncunun, Tasos'un? Rakam vermem doğru olmaz Orhan abi ama çok uygun fiyat diyebilirim yani. Çok uygun fiyatta bir oyuncu. Yani piyasayı bilen bir insan olarak söylüyorum. Bence bu değerde bir oyuncuya verilebilecek mükemmel bir rakam yani. Müthiş bir rakam. Ben tahmin olarak söylüyorum 150 bin 200 bin euro civarıdır. Değil, çok yeni bir yaklaşım oldu. O kadar değil ama yani gerçekten bence bonservisi olmayan geçen yıl 2 milyon euroyu görmüş 2 milyon euro bonservis götürmüş menajeri kulübünden çıkamamış. Ara transferde 750 bin euroyu görmüş. Yine çıkamamış. Bu tarzda bir oyuncu için imza parası vermedik. Sadece oyuncunun maaşı ve menajerlik ücretiyle birlikte bence müthiş bir transfer oldu. Kitsu'yu aradı ve Ankara Gücü'ne gelip gelmeyeceğini sorduğu söyleniyor. Aslı var mı bunun Emre? Doğru. Kitsu'dan bilgi aldığını biliyorum ben. Doğru. Kisu'yu olumlu referans vermiş. Camianın büyüklüğüyle ilgili yani çok doğru bir kulüp olduğu, hocayla da çalıştığını hep olumlu raporlar vermiş. Biz de aslında ona bir teşekkürle borçluyuz bir yönden belki de. Evet, transferlere döneceğiz ama ben yine farklı bir soru sormak istiyorum. Şimdi normalinde ilk göreve geldiğinizde ben şöyle bir eleştiri yapmıştım. Geçmişte menajerlik yapan birinin bir kulübün içine futbolun başına geçmesinin sıkıntılar olacağını söylemiştim. Mesela takım içinde kendi oyuncularınız olabilirdi. Bu da hocaya bir baskı unsuru oluşturabilirdi. Bu konudaki düşünceniz nedir? Yani ben ilk planda bunun yanlış olacağını düşünmüştüm. Eski geçmişinde menajerlik olan birinin. Evet. Bu konuda düşünceniz nedir sizin? Orhan abi, durum şu, herkesin, futbol piyasasındaki herkesin menajerlerle ilgili kötü hatıraları var. Evet, ve maalesef menajerler şu anda gelinen noktada kategorize ediliyorlar. Ve yani tanınma fırsatı da verilmiyor. Zaten kurumun yapısı belli. Direkt o kategoriye sokuluyorsunuz. Ona göre değerlendiriliyorsunuz. Bu bağlamdan bakınca ben hiçbir zaman yapılan eleştirileri çok da görmedim. Yani çünkü yaptığım işi biliyorum. Belki de zaten psikolojik olarak da yaparken beni en zorlayan kısım dahi böyle bir mesleği yürütmek çok kolay bir şey değil. Bazı etik değerlere sahip bir insansanız
gerçekten çok kötü şeylerle karşılaşıyorsunuz ve bunlarla mücadele ediyorsunuz. Ben yıllarca bunun acısını çekmiş bir insanım. Ama tabii yani her koyun da kendi bacağından asılır. Şu anda ben ne kadar kendimi anlatsam da bence kendimi tam manasıyla kabul ettirmem biraz zaman alabilir. Geldiğim konum itibariyle olabilir. Hakla veriyorum insanlara. Ama şunu bilsinler, bu iddiamı da aslında bu kadar peşine düşen varken araştırmaları hak olur. Yoksa hakkım kalacak çünkü. Şimdi ben buraya geçen yıl itibariyle sadece yaz transferinde 18 tane oyuncunun transferini gerçekleştirdim. Ve bu 18 tane oyuncuyla her gün göz göze, yüz yüze baktık, yedik, içtik, oturduk. İnanın belki de bizi farklı kılan, onların gözünde de farklı kılan, yıllarca bu mesleği yapmış bir insanın bu denli şeffaf, bu denli dürüst davranmasının emin olun oyuncuların etkisi, üzerinde de çok müsbet bir etkisinin olduğuna inanıyorum. Çünkü kulübümüz geçen yıl birçok sayıda oyuncuyu menajersiz şekilde getirdi. Bu da aslında bu işler çok karmaşık, böyle zor işler değil. Şimdi bir insan bize bir yetki vermiş, göreve getirmiş. Bunu layıkıyla yapmak düzgün bir insan için çok zor bir şey değil. Hatta çok anlamlı bir şey de değil. Olması gereken bu. Ben bunu bir kendimi de açık söyleyeyim. Hani böyleyim diye de ardıç kuşu zannetmiyorum yani. Olması gereken dürüst davranmaktır zaten. Çünkü size güvenilmiş, bir görev tevdi edilmiş. Dolayısıyla evrensel ahlak kuralları neyse o doğrultuda davranmanız gerekiyor. Ben her oyuncuyu direkt kendim aradım. Menajeri olan oyuncular menajerleriyle geldi. Pazarlıkları yapıldı. Onlara da helalinden güzel bir alan açıldı. Bakın ben menajer arkadaşları da mesela saygısız bir yere koymadım. Ve koyulmasını da istemiyorum da. Biz kendimizi bileceğiz. Biz düzgün davranacağız ki onlar da düzgün işini yapabilsin. Yani bence her kulüp ahlaklı davranmalı. Bu şekilde ancak bu düzen temizlenir. Şimdi bir türlü ekmeğinin peşinde olan bir insan bir kulübe geliyor. Kulübün içinde bin bir türlü çark dönüyor. Şimdi o çarka girmek mi, tertemiz işini yapmak mı? Ankara Gücü bu yıl bu manada büyük fark yarattı. İnanın milyonlarca TL'yi, ben aslında net rakamı söylemeye utanıyorum. Başkanım kendisi biliyor. Ben sırf bu dürüstlükle kulübe tekrar geri döndürdüm. Sadece bizim burada varlığımız milyonlarca TL'nin kulüpte kalmasını sağladı. Öyle oyuncular var ki menajersiz getirdim. Hani dertler veya amiyane tabirle söylüyorum. Yanına ben simitçiyi koysam menajeri olur. Hani Allah yaşatmasın. Ben bu işler nasıl yapılır muhakkak çok iyi bilirim. Çünkü yıllarca bu işi yaptım. Evet. Ya bir anlamda senin geçmişte menajerlik yapman bir anlamda avantaj tabii transferlerde. Kesinlikle. Şimdi ben bu kulübün içine de girdim veya zaman zaman giremedim. Benim de kötü tecrübelerim oldu kulübün içinde. Ama şu anda ben rica ediyorum, benle ilgili bu kadar atıfta bulunan insanlar, oyuncuların hepsi hala burada, hala kulübün içinde. Bir takım kaptanına ulaşmak ya da içeriden 4-5 tane oyuncuya ulaşıp benle ilgili, dürüstlüğümle ilgili en azından işi yanlış hatalı yapabilirim. Ama dürüstlüğümle ilgili bilgi almak çok zor bir şey değil. Yani iki tane oyuncuyu aradığın zaman işin zaten rengi ortaya çıkacaktır. Ama insanlar bunu yapmak yerine inanın köşelerinde dahi yani neredeyse zaman zaman ailemi töhmet altında bırakacak şekilde yazılar yazıldı. Ben evet, maalesef. Yani şunu kabul ediyorum. Kategorize edildim. Anlıyorum. Ama yöntem olarak da bu kadar bu işi merak eden insanların ahlaki yönden en doğru şekilde bu nereden öğrenilir? Oyuncudan öğrenilir. Tek tek oyunculara aranabilir. Bu kadar basittir. Ama bu tercih edilmedi. Tamamıyla o onu diyor, bu bunu diyor, bu burada böyle yapmış. Beni Orhan abi açıkça söyleyeyim en iyi tanıyan insanlar iş yaptığım insanlardır. Ben kendi mesleğimi de yaparken
Asla hiçbir insana yanlış yapmadım, hırsızlık yapmadım. Namusuyla, şerefiyle bu işten de para kazanılabileceğinin vesikası oldum. Bunu çok net söylüyorum. Dediğim gibi merak eden varsa kulüp orada, oyuncular orada. Çok net öğrenilebilir bunlar. Evet, bunu da açıklamış olduk. Transfere dönersek, transfer yasağıyla ilgili son durum nedir Emre? Bir onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Net sonuç nedir? Ya, somut bilgilerle gidersek bundan sonraki bölümde çok sevinirim. Şimdi Orhan abi, bizde şu anda güzel bir hiyerarşi var. Kulübümüzün mali işlerinden sorumlu yöneticimiz Hakan Bey bu görüşmeleri o yürütüyor. İş bir paylaşımı şeklinde bu iş Hakan Bey'e başkanımız tarafından tevdi edildi. O şu anda bu görüşmeleri yapıyor. Bana başkanımın söyledi, bitme aşamasında oldu. İnanın ben de hani derinlemesine bunu Hakan Bey'le oturup konuşmadım ama şu anda çok ufak pürüzlerin kaldığını biliyorum ki başkan yaptığımız transferin de açıklanmasında bir beis olmadığını söyledi. Çünkü kendisine sorduk biz bunu. O da açıklayın, herhangi bir sıkıntı yok dedi. Şu anda o konuya da en hakim kişi Hakan Bilgin. Evet, Hakan Bilgin'i yayına aldık biz 2 hafta önce. Kendisi 3 oyuncu ve 1 kulüp sıkıntılı demişti. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak ama transfer yasağıyla ilgili bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Zaten oyuncular da alınmaya başladı. Evet. Hazırlık kampına tam kadro girecek diye düşünüyorum. Evet Ertan, sen devam edelim sorun varsa. Dolayısıyla bu sözleşme ön sözleşme gibi oluyor. Ondan sonra oyuncu yasak kaldırılınca tekrar önceki seneler gibi resmi sözleşme imzalanacak. Yani bir tane daha sorun var. Ondan sonra videolu bir sorumuz var. Biliyorsunuz şampiyonlukla beraber ve Ankaragücü kulübünün gençlerle ve bayanlarla ilgili yaptığı çalışmalardan sonra Z kuşağının da ve işte onlara yakın kuşakların da Ankaragücü'ne büyük bir ilgisi oldu. Tabii onlar Ankaragücü tarihini de öğreniyorlar. Ve bazı oyunculara, geçmişteki oynayan oyunculara da ilgi duyuyorlar. Bununla ilgili olarak bir Ceyhun Eriş'le alakalı video hazırladık. Çünkü bu Ankaragücü'nün bir kanayan yarası. Ankaragücü'ne işte Zahit geldi ama Zahit'i mesela ben kendi şahsi fikrim Süper Lig'de 11 oynayacak kapasitede bir oyuncu olarak görmüyorum. Belki Panathinaikos zamanında şeyle beraber, Tasos'la beraber oynarken daha iyiydi ama şimdiki form durumu muallak. Yani form durumu muallak derken Süper Lig için yeterli olur mu olmaz mı? Artık o hocanın bileceği iş. Ama Ankaragücü taraftarının her zaman kanayan yarasıdır bu. 8 numara ya da ofansif 10 numara alınması. Bununla alakalı bir görüntülü bir sorumuz olacak. Ceyhun Eriş atıflı bir videolu video ve soru olacak. Onu bir arkadaşlar versinler isterseniz Emre Hocam. Baş mevki 10 numara olan Ceyhun Eriş santrafor ve sağ kanatta oynadı. Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği, Ankaragücü gibi birçok takımın formasını giydi. Süper Lig'de oynadığı 226 maçta 42 gol, 49 asist yaptı. Fenerbahçe kariyeri sonrası 2003-2004 sezonunda Ankaragücü'ne geldi. Ankaragücü'nde ilk sezonda 12 maç oynadı. Ankaragücü'nde 2003-2004 sezonu, 2006-2007 sezonu, 2008-2009 sezonunda görev yaptı. Kariyerinde 10 numara olarak oynadığı 82 maçta 23 gol, 21 asist, sağ kanat olarak oynadığı 33 maçta 7 gol, 15 asist, santrafor olarak oynadığı 13 maçta 6 gol, 2 asist, merkez orta saha oynadığı 6 maçta da 1 gol kaydetti. Ankaragücü'nde oynadığı 57 maçta ise 7 gol, 20 asist yaptı. Ankaragücü Ceyhun Eriş sonrası tam olarak istediği ofansif orta sahayı bulmakta güçlük çekti. Benim sorumsa şu şekilde. Ankaragücü Ceyhun Eriş'ten yıllar sonra Süper Lig kalibresinde goller atacak, asist ve kilit pas yapacak
taraftarın yıllardır beklediği bu özelliklere yakın gerçek bir ofansif orta sahayı bu sene Süper Lig'de takıma katmayı düşünüyorum. Evet, 10 numara bekliyor taraftarlar. Sorularda da çok geliyor Emre. Evet. Şöyle soru olarak kabul ettik bunu, değil mi? Evet, aynen. Evet. Bu yıl biz en az 2 tane orta saha oyuncusu alacağız, yabancı. Bu da hocanın tercihiyle ilgili. Oynatmak istediği oyunla ilgili onun seçeceği oyuncular olacak. Yani Ceyhun Eriş bu noktada ben ne demek istediğini anlıyorum. Uzaktan şut atsın, tehdit etsin, dikine top götürsün. Direkt kaleyi düşünsün. Evet, yani şimdi ağzımızdan bir şey çıkacak, o sonra bizi bağlayacak. Biz iyi oyuncular alacağız. İyi oyuncular, iyi bir takım seyrettireceğimizin sözünü verebiliriz Allah'ın izniyle. Öyle söyleyeyim yani. Yani genel evet. Fikir şu şekilde Emre Hocam. Orhan abicim kusura bakma, lafını bana kessin. Genel fikir şu şekilde. Zahid'in rotasyonda kullanılabileceği ve yani istenilen, hani başkan dedi ya şampiyonluk hedefliyoruz. Tabii o ilk sene olmayabilir. Yıllara yayılabilir 3-4 sene. Ama hani o hedefe yetmeyecek bir oyuncu olarak düşünüyor taraftar. Şahsi fikrim, ben de öyle düşünüyorum. Yani rotasyonda olabilir ama örnek veriyorum, siz bilirsiniz, Zikir Nagel mesela. Zikir Nagel şu anda Championship'te 10 asist de falan oynuyor. 10 tane 8 ama tane falan golü var. Ya 10 numara olarak da oynadığı oluyor. Yan mevki olarak hocam. Yani aslında o kalibrede bir oyuncu bekliyor yıllardır Ankara Gücü şeyi. Evet. Ya 10 numara santrafor ve stoper bölgesine bu kalibrede bir oyuncu, bu kalibrede 3 oyuncu alınacak mı? Asıl hedef bölgeler bunlar aslında. Yani takımı UEFA potasına sokacak bölgeler bence bunlar. Çoğu kişi de benim gibi düşünüyor, inanın. Evet. Ya biz aldığımız her oyuncunun takımın kalitesini bir çıta daha yukarıya çıkarsın diye uğraşarak bu doğrultuda almaya çalışıyoruz. Yani mesela bu yaptığımız Tasos transferi de tam içimize sinerek yaptığımız, yani Oğuz'un da, Bolin'in de, hepsinin de, Geraldo'nun da üstünde bir kanat oyuncumuz oldu artık. Bundan sonraki yaptığımız transferlerde mevcutların hep üstünde yapabilir miyiz? Bu uğraşta olduğumuz oyuncular. Kaleci herhalde düşünülüyordur değil mi Emre? Kalecinin durumu nedir? Kaleci konusunda düşünceniz nedir? Orhan abi, onu da çok net konuşmak istemiyorum. Hafta başı yani bizim bir toplantımız daha var. Onu yapalım. Aslında şöyle fikir olarak biz toplantı yaptık. Başkan, hoca, ben de, herkes bir fikir koydu ortaya. Ama acele karar verip hata yapmamakla ilgili en son yine biraz daha sindirmekle ilgili kararlarımızı bu şekilde bir karar aldık. Yani bir toplantı yapıldı, bazı şeyler konuşuldu ve hafta başına bir daha oturmak üzere tekrar kalktık o toplantıdan. Hafta başı olduğunda, aslında bugün bir telefon geldi bana, Yurtspor'dan Ali Bey'miş. Ben açmış bulundum ama çok da müsait olmadan konuştum. Sanırım bazı şeyler de yanlış anlaşılmış. Mesela ben bilmiyorum, hatırlamıyorum da bir santrafor mu dedim. Mesela öyle yazılmış, ona yönelik eleştiriler olmuş. Bana daha sonra arkadaşlar söyledi. Aslında öyle değil, öyle de demek istemedim. Ben santrafor muhakkak alacağız demek istemiştim. Bazı mevkileri de konuştum, doğru. Konuştuğum mevkiler de doğru. Ama verdiğimiz kararları içimize bir sindirip, çünkü bu elde bir kadro var. Hani bunu bir bardak gibi düşünürsek, yere düşürdükten sonra kırıldı mı bir daha toplama şansımız yok. Yapacağımız adımları net, %100 içimize sindirdikten sonra harekete geçirme kararını biz daha önce vermiştik. Hiçbir zaman hızlı karar vermemekle ilgili
kendimize biz sözümüz olmuştu. Dolayısıyla bazı şeyleri konuştuk ama tekrar toplanmak üzere hafta başını randevuleştik. Eren Derdiyok'un sözleşmesi devam ediyor sanırım Emre, değil mi? Evet, Eren bizim sözleşmeli oyuncumuz hala. Ya tabii şimdi biz lig devam ederken oyuncular üzerine çok konuşma taraftarı değildik doğal olarak. Yani takımın menfaati bunu gerektiriyordu. Çünkü lig oynanıyor, bizim camia o gitsin bu gelsin böyle bir söylemleri oluyordu. Fakat şu anda lig bitmiş durumda. O yüzden biraz somut gidersek ben de sevinirim. Mesela Eren der diyor kalacak mı gidecek mi? Bir de o tek santrfor mevzusunu tabii ben bilmiyorum okumadım ama kaç tane santrfor alınacak takıma? Yani bu öyle, ilk görüşmenizde yaptığınız şeylerde biraz netleşmiştir. En az iki tane iyi santrfor alacağız. En az iki evet. Tane. Güzel. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Yani bu netlikte diyebilirim santrafor mevkiini. Çok iyi. Yani bu da buradan sözünü almış oluyoruz. Herkeste bir endişe vardı. Lige santrforsuz mu gireceğiz diye ama en az iki santrfordan bahsediyoruz. Bu da güzel bir gelişme. Evet. Yüreklere su serpecek bir gelişme. Orhan abi inanın şöyle söyleyeyim. Takım planlarken yani herkes şu anda bizde sorumluluk sahibi insan. Bulunduğu pozisyonun ne manaya geldiğini, karşılığını bilen insanlardan oluşan bir ekip var şu anda. Biz kimseye mahcup olmamak adına, takımı taşımak adına, camiayı taşımak adına yani bu sorumluluğun ne olduğunu bilen insanlarız. Yani başarılı olmak için ne gerekiyorsa, doğru neyse onu yapacağız. İnceleyip sık dokuyacağız. Mümkünse inşallah hiç boş bir işe imza atmayacağız. Atakan Çankaya'nın son durumu nedir Emre? Atakan Çankaya'nın sözleşmesinde bir opsiyon vardı ama Göztepe küme düştü. Takımda satılma süreci devam ediyor, el değiştirme süreci. O opsiyon kullanılmayacak. Atakan önümüzdeki yıl Ankara Gücü'nde olacak. 10 numara transferi olacak mı Emre Hocam? Ekstra yani. Zahit'ten başka. İki tane en az yabancı oyuncu, orta saha oyuncusu alınacak. Ama diyorum ya böyle bazı şeyleri çok abartılı konuşup hoş gözükmek için o lafların altında gerçekten kalmak istemiyorum. Ben eğer kabul görürse gerçekten iyi bir takım kuracağımızı inandırmayı popülist söylemden daha çok tercih ederim böyle konuşmayı. İki tane biz yabancı orta saha oyuncusu alacağız. Güzel. Paris Saint-Germain'den Gueye ismi sürekli gündemde. Yorumlarda da sürekli yazılıyor. Böyle bir girişim var mı? Böyle bir heves, istek var mı? Böyle bir girişim hiç olmadı. Zaman zaman bazı isimler yazılıyor. Ama şu ana kadar sanırım hatırladığım kadarıyla tutturulmadı isimler. Hiçbir isim tutmadı yani. Dün kesinlikle. Mesela aslında ben mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum ama illa da gösteren oluyor, işte yorumlar oluyor. Alparslan Öztürk'le ilgili mesela bir şey çıktı. Birileri getirmiş, birileri karşı çıkmış, kavga çıkmış falan. Yani öyle bir durum yok yani. Ne biz bir görüşme yaptık, ne bir ilgimiz oldu. Yani birileri yaptırıyor diye düşünüyoruz yani. İnanın şu anda o çıkan, piyasaya çıkan hiçbir isim doğru değil yani. Bizim Aytaç Kara da doğru değil o zaman değil mi? Anlayamadım. Aytaç Kara da doğru değil o zaman. Aytaç Kara da doğru değil. O zaman bak ben buradan açık ve net şunu söylüyorum. Sevgili Ankara Güçler, Twitter'da bazıları bir şeyler üfürüyor ve bunu birileri inanıp haber yapıyor veya yaygınlaştırıyor. Bunlara inanmayın. Kulübün resmi hesabı, resmi kanaldan açıklanmadı mı inanmayın. Biz bugüne kadar Spor Anki'de bunların haberini hiç yapmadık. Yani yapılır da o ayrı mesele. Mutlaka haber de yapılır ama bunu haberi teyit edersin, bir yerlerden onaylatırsın ve daha sonra yaparsın. Yani bu tip konularda biz taraftarlarımıza şunu söyleyelim. Yani bu görüşmeler hiçbiri boşmuş, hiç görüşme yapılmamış. Bu oyuncularla ilgili hiçbir yaptırım da yok, görüyorsunuz yani. Hocaları sormuyorum bile çünkü
başkan da zaten açıkladı. Rıza Çalınma ismi geçti. Fatih Terim ismi geçti. Yani geçiyor da geçiyor isim. Zaten Mustafa Dalcı'nın sözleşmesi şu anda devam ediyor. Mustafa Dalcı'yla takım devam ediyor doğal olarak. Evet, bunu başkanımız zaten uzun zaman oldu açıkladı. Bazen o neden açıkladığında mesela başkanımız neden açıklaması gerekiyor, neden bu durumlara düşüyor onu da anlamlandıramıyor. Çünkü sözleşmesi hocanın 3 yıl şampiyon olmuş bir hoca. Yani bence kamuoyu şunu takdir eder diye düşünüyorum. Hoca kesinlikle devam etmeyi hak ediyor. Yani çünkü takımı aldığı yer belli, getirdiği ara transferi açılmamış, bütçesi belli olan bir takım, şampiyonluğa kurulan ekipler arasında en mütevazi bütçeyle yola çıkan bir ekip ve ligin başından sonuna kadar bizi hiç üzmeyen bir futbol takımı oldu ve bu futbol takımın teknik direktörü de Mustafa Dalcı. Yani ben kendi adıma ona her zaman teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun insanların bakış açısı, eleştiriler her zaman olacak. Herkes kendi dünyasından, bakış açısından muhakkak haklı. Ama bizim dünyamızda da yani yola çıktığımızda başkan bu sorumluluğu aldı. Çok ilginç gelecek belki ama ben olsam belki o sorumluluğu almayacaktım. Ama başkan belki tepki geleceğini bile bile aldı. O da bence başkanın kendi artık yanlış da bir cümle kullanmak istemiyorum ama artık nasıl bir duygu dünyası var, nasıl bir öngörüsü var? Bence başkan herkesten daha fazla bir öngörü sahibi olduğunu gösterdi. Evet Ertan, senden devam edelim. Soru varsa Mustafa Hoca ile ilgili benim sorularım olacak ama biraz sonra. Bir de şeyi soruyorlar, özellikle Palu, Rize Spor'u, Santrfor'u kiralık gelmişti Emre. Onunla ilgili de bir girişim yok herhalde. O da çok ismi geçiyor. Hayır, onunla ilgili de hiçbir temasımız olmadı. Çok ilginç. Yani bu haberler nereden çıkıyor? Çok ilginç. Hakikaten de anlamakta güçlük çekiyorum. Yani ismi geçen hiçbir oyuncuyla Ankara Gücü'nün teması olmadığını anlıyoruz. Evet. Ahmet Oğuz filan da dahil. Kesinlikle olmadı. Kesinlikle olmadı. Yani eğer olsa inanın bunu açık yüreklilikle söylerim. Ben de şaşırdığım için söylüyorum. Yani hani aslında çok da yazılıyor ama hani hiç tutturulamadı yani. Tutturamamışlar. Şimdi evet. iki tane sorum olacak, bağlantılı bir ara vereceğim. Toplamda kaç oyuncu alınacak, yabancı ve yerli? Kaçı yerli, kaçı yabancı olacak? Bir de menajer, geçmişte yapılan menajer transferlerinden bahsettiniz. Bu sene herhangi bir menajer transferi olacak mı? Yoksa Ankara Gücü'nün kendi içindeki scouting birimleri, işte siz ve başkan, hoca beraber sadece bunlar mı yapacak transferi? Dışarıdan şimdi, menajer transferi olacak mı? Şimdi biz bir oyuncu aldık. Oyuncunun Türk menajeri yok, yabancı menajeri. Direkt ben oyuncunun kendisine ulaştım. Oyuncu bana menajerinin numarasını verdi ve yabancı menajeriyle geldi. Yani bu tamamıyla kendi portföyümüzde olan, kendi isteğimizle, hiç kimsenin bize sunmadığı bir oyuncuyu biz kendimiz gidip aldık. Şu anda halen görüşmede olduğumuz oyuncunun da Türk menajeri yok. Yine ben oyuncuya ulaştım. Oyuncu bana menajerinin adını, numarasını verdi. Onunla irtibata geçtik ve onunla ilgili işi bir noktaya getirdik. Yani şu anda geçen yıl nasıl olduysa, bunu da yanlış anlaşılmasın. Eğer bizim listemizin de ötesinde bir gün bir menajer bize bir oyuncu sunarsa, benim bütün listemi kapatıp o menajerin oyuncusuna da yönelebilirim. Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü geniş bir dünya, bir anda hiç beklemediğiniz bir iş, hiçbir beklemediğiniz bir menajerden gelirse eğer, bu da kulübün çıkarına uygunsa, menajerlere de bu şekilde bir ön yargımız veya kulübü kapatmışlığımız yok. Ama biz gerçekten ciddi emekler veriyoruz. O emekler üstünden de kendi stratejimiz var.
yolda oldu ya, iki hafta sonra birisi benim hiç beklemediğim bir şekilde çok sürpriz bir oyuncu söyledi. Ben o zaman bir menajerle oyuncu getirmekten de hani bundan da imtina edecek bir adam değilim. Eğer bizim listemizin önüne geçebilirse menajer, saygı duyarım yani. Kulübün çıkarıdır. Hemen ona göre hareket ederiz. Mesela ben sizin dediğinizi şöyle anlıyorum. Ve bunu da izleyen arkadaşlarıma açıklamak istiyorum. Abilere, kardeşlere. Şöyle oluyor. Mesela Hollanda 2. liginde Den Haag'da bir tane oyuncu var. Bosna Hersek'ti. Menajeri Türk. Hem de bayağı Ankara güçlülerin tanıdığı bir menajer yani. Şimdi diyelim ki o oyuncu patlama yaptı. Ankara gücü alacak ya da patlama yapmadan Ankara gücü alacak. Böyle bir transfer olabilir. Yani oluyor, sizin dediniz ya hani oluyor böyle futbol dünyasında. Tabii böyle ki şeyler olabilir. Ya Hollanda liginde, 2. liginde menajeri Türk. Ankara gücünün daha önce ve çalıştığı bir menajer. İlginç. Bakın yani. Futbol dünyası şöyle Ertan Bey. Aslında tam da güzel bir noktaya geldi. Çünkü özellikle bu noktada ben çok yıpratıldım. LinkedIn diye bir sosyal platform var. Şimdi o sosyal platformu ben geçen röportajda Ebru Hanım'a çok açık yüreklilikle kullandığımızı, birçok zaman kullandığımızı zaten söyledim. Fakat burada baktığınız zaman kullandığımız tarihlerde benim kulüpte resmi bir görevim yok, bir. Kullanıcı hesap ben değilim, iki. Ve kulübün adı yok hiçbir şekilde, üç. Şimdi hepsini birbirine ben bunu bağdaştıracağım. Şöyle, Hollanda'daki arkadaş dediniz. Kış transferinde ben orayı kullanmıştım. Bazen nasıl sürpriz işler çıkacağını umut ettiğimle alakalı. Onu oraya yazdığınız zaman, atıyorum Uruguay'dan bir menajer arkadaşınız size hiçbir o anda tahmin edemeyeceğiniz ya da Brezilya'nın internasyonel kulübünün santraforunu o anda hocayla ettiği bir kavgadan dolayı hemen çıkartabileceğini bir menajer ya da bir yönetici bilip size bir tavsiyede bulunabilir. Yani bizi yüceltecek, kulübümüze değer katacak her türlü şekilde hareket etmeye hazırız. Daha önce de ben bu şekilde hareket ettiğimi de, ama kulüp adı vermeden Ebru Hanım'a da söyledim. O biraz sanırım bana sanki o soruyu sormadı mı, nasıl oldu bilmiyorum. Ona da sanırım bazı yüklenmeler olmuş. Ebru Hanım bana o soruyu sordu. Ben de o platformu kullandığımı zaman zaman sosyal bir iş platformu olduğunu altını çizerek söylüyorum. Atıyorum siz gazetecisiniz, gazetecilere ulaşabiliyorsunuz. İnşaatçısınız, inşaatçılara ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir platform kış transferinde, özellikle kış transferinde yoğun olarak zaman zaman beklentimin olduğu zamanlar olmuştur. Bunun Ankara gücüyle de hiçbir alakası yoktur o platformun. Şimdi mesela bu dediğimiz şeyde Transfer Room diye dünyada bir platform kuruldu. Paralı bir platform. Aynı bu benim o dönem için LinkedIn'den beklediğim şeyin karşılığı olan bir şey. Ne bu mesela? Milan kulübü bir anda X bir kulübünü elden çıkartmaya karar veriyor ve onu oraya yazıyor. Ve kullanıcılar bunu direkt görüyor. Şimdi dünya geliştiği için sürekli bir şey çıkıyor. O dönem LinkedIn'i kullanmışızdır. Belki de şimdi Transfer Room'la da hareket ederiz. Paralı bir üyelik. Belki kulübümüzün profesyonel ağını daha da güçlendirecek bir şey olur. Orayla da Transfer Room'la da çalışabiliriz. Hollanda'daki bir arkadaşınız bir anda bize çok üst düzey bir oyuncu söylerse onu da değerlendirebiliriz. Geçenlerde Transfer Room'u bu yeni kurulduğu için bütün sportif direktörleri birleştiren bir organizasyonu da oldu. Bu evet. Hani transfer sezonu öncesinde iyi bir şey oldu. Bununla bağlantılı bir soru sorup ara vereceğim ben. Tekrar demin de dedim ama çıkamadım. Çok güzel muhabbet var. Şimdi Alanya Spor Portekiz Ligi ve genellikle Latin Amerika pazarına girdi. Başarılı oldu. Evet. Hatay Spor Cezayir Ligi, Fransa 2. Ligi gibi liglerden oyuncu getirip başarılı oldu. Kasımpaşa'nın zaten hepimizin tanıdığı bir sportif direktörü var. Ördeğin Moleka'yı getirdi. Başarılı oldu ve daha da getirmeye
devam ediyorlar. Sürekli scouting transferi yapıyor örnek Kasımpaşa. Ankara Gücü de aynı kararlılıkta ve sistemde transfer yapıp Avrupa 2. liglerinden 20-25 yaş arası genç oyuncuları bulup ileride böyle üzerinde kar koyup satacağı bir transfer sistemini acaba bu sene uygulamaya başlayabilir mi? Şimdi şöyle yine bütün gerçekliğiyle koymak lazım durumu ortaya. Şimdi Ankara Gücü'nün yapısı sizce bu tarz çok sürpriz işlere açık bir tavrımız var mı? Ben önce kendimizi sorgulayalım. Şimdi hedeflerde bazı şeyler de konuşuldu. Bu noktada aslında öncelikle camianın sabrı, yönetimin sabrı, bu herkesin sabrını sınayan bir durum. Kesinlikle biz bu tarz transferler yaparız. Atletiklerden, Fransa 2'den, özellikle işte şampiyonşipten, liglerinin kalitesi belli bir olgunluğun üstünde olan liglerden biz kesinlikle transfer yaparız. Ama inanın bu genç oyuncu alıp bunları belli bir olgunluğa getirip satmak tamamıyla camiaların sabır ölçüleriyle alakalı. Şimdi geçen çok yakın zamanda belki ben şunu kabul ediyorum. Orada belki taraftarın verdiği reaksiyon Bursaspor'un kendilerine olan yakınlığıyla alakalı, camiamıza olan yakınlığıyla alakalı ama ne olursa olsun sahada 3 tane genç oyuncunun olduğu noktada çok büyük bir sabırsızlıkla karşılaştık. Yani bakın her şeyi kabul ederek söylüyorum. Bursaspor hassasiyetini kabul ederek söylüyorum. Ama sonuç itibariyle Ankara Gücü şampiyon olmuş. Yıl boyu bu oyuncular bizim bünyemizde antrenman yapmış ve bir maçta hocası tarafından tercih edilmiş. Yani çok enteresan bir şey anlatayım. Biz o gün kamp günü tesisten çıkıyoruz. Bazı günler hocayla uzun yürüyüşler yapıyoruz. Hatta yardımcı hocalarımızdan biri daha her zaman ekibin içinde olur. Anıtkabir'in oradan dönüp Bahçeli 7'den geniş bir yuvarlakla tekrar tesise döndüğümüz bir seyahat gerçekleştiriyoruz yürüyerek. Orada bize mesela genç oyuncu oynatmakla ilgili hocaya çok enteresan sokakta kestane satan bir kardeşimizin tepkisi oldu. Hocam gençleri oynat diye. Yani şimdi düşünün o mesela öyle bir istekte bulundu. Başkası da oynatmamasıyla ilgili bir istekte bulundu. Ama yine ben kamuoyuna bırakıyorum. Eğer eleştiri ise doğrudur. Ama şeffaf olarak bakıldığında bizim sabrımız oyuncu yetiştirmek için ne kadar uygun? Ankara Gücü'nün yapısı bu işe ne kadar uygun? Bence herkes burada bir kendini sorgulamalı. Emre, burada aslında eleştiri şu oldu abi. Boluspor maçına Ankara Gücü 3 tane genç oyuncuyla çıkabilir. Buna dünyada hiç kimse itiraz edemez abi. Ankara Gücü şampiyon olmuştur. Kendini düşünür, genç oyuncu oynatabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama Boluspor'a o şekilde kadroyla çıktıysan bir sonraki Keçiören maçında da aynı sistemle, aynı şekilde bir kadroyla çıkabilirdin. Ya yani o maça 3 yedekle veya 3 gençle çıkıp Keçiören maçına tam kadro çıkınca bu küme düşme hattındaki bütün takımlar da buna bir eleştiri getirdi. Bizim bu işe kızdığımız veya tepki gösterdiğimiz konu da bu şekildedir. Yani benim söylediğim onun gibi. Şöyle ben de açık söyleyeyim. Ben de genç oynatılmasını düşündüm. Genç oynatılsaydı Keçiören Gücü maçında da. Fakat şu oldu, hoca da şunu düşündü. Hoca Bolu maçında gençleri oynatıp Keçiören Gücü maçında yıl boyu emek vermiş birçok oyuncuyu belki de aramızdan ayrılacak oyuncular olacak son kez onure etmek adına bir fikri olduğunu söyledi. Ve bunların hepsi önceden konuşulmuş şeyler. Yani bunun doğruluğu tartışılabilir. Kabul ediyorum, eleştirilerle hepsine açığız, hepsi başımızın üstüne. Ama bu da bir teknik direktör, bu takımı şampiyon yapan bir teknik direktör. Bununla ilgili böyle bir tasarrufta bulundu. Bolu maçında seyircinin önünde özellikle bazı genç oyuncularımızı, taraftarımız çok sahipleniyor. Onunla buluşturmak istedi. Keçiören Gücü maçında da birçok oyuncumuz belki önümüzdeki yıl kadromuzda da olmayabilir. Onlara iade itibarı gibi son kez son formayla vedalaşma gibi öyle bir maç oynatmak istedi. Bunun planını da daha önce yapmıştı.
Şöyle, eğer biz daha önce şampiyonluğumuzu ilan etmiş olsaydık, hoca Keçiören Gücü maçına kadar hep gençleri oynatacaktı. Ama kesinlikle Keçiören Gücü maçında o dediği şekilde onore kısmını, veda kısmını yapacaktı. Aslında bunların hepsi planlı bir şeydi. Ama tabii iki maç kaldı geriye. Onlar yaşandı. Tepki oldu. Artık geride kaldı. Ben bunu da bu şekilde, hani bana kalsa ben de onu oynatabilirdim. Ama hocanın şeyine de inanın, ona da saygı duydum. O da mesela benim kulağıma çok hoş geldi. Hoca onu söyleyince hiç de başka bir bakış açısı geliştirmedim. Benden daha tecrübeli bir insan. Takımın şampiyon teknik direktörü. Yani sizce de çok sempatik, güzel bir bakış açısı değil mi Orhan abi? Size soruyorum. Ya şimdi normal şartlarda bunu öğrendikten sonra sempatik geliyor tabii ki, ama kulağa hoş geliyor. Fakat işte ligin durumunu da göz önünde bulundurmak lazım, göz atmak lazım. O yüzden bir eleştiri konusu oldu. Çünkü bizim Boluspor maçı sadece Ankara Gücü'nü değil, 8 tane başka takımı da ilgilendiriyordu. O yüzden böyle bir eleştiri konusu oldu. Ama ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü tamamen Ankara Gücü'nün iç bünyesinde bir konudur. Yani buna başka takımların müdahil olması da hiç hoş değil. Ankara Gücü kulüp olarak ne düşündüyse bu bence doğrudur. O yüzden çok da bu saatten sonra uzatmaya gerek yok. Bu konuyu da burada kapatabiliriz. Transferden yine ben devam etmek istiyorum. Sen tabii hiç kimseyle görüşmedik dedin ama bir tek bir oyuncuyla görüştüğünüzü ben biliyorum. Veya transfer etmek istediğinizi ben biliyorum. Eze konusu var Keçiören Gücü'ndeki. Eze konusunda Ankara Gücü'nün bir isteği var. Bunu da biliyoruz. Orhan abi, inanın onu da çok açık yüreklikle söyleyeyim. Çok böyle güçlü bir isteğimiz yok. Yani bir portföy oluşturuyorsunuz, dahil ediyorsunuz ama Eze ile ilgili de çok güçlü bir isteğimiz olduğunu söyleyemem. Eğer olsa söylerim. Çünkü Sedat Başkan da yani o da sürekli Ankara'da yüz yüze baktığımız bir insan. Eğer iş oraya giderse Ankara Gücü için bazı olgunlukları gösterebilecek bir insan. Ama madem yeri geldi soruyorsunuz, ben de açık yüreklilikle söylüyorum. Çok arzu ettiğimiz bir oyuncu değil şu anda. Ben anladım abi şimdi. Demek ki Eze'den daha iyisi gelecek. Ben buradan bunu anladım. Teşekkür ederiz şimdiden. Çok iyi bir santrafor, çok iyi bir on numara ve çok iyi bir stoper alacağınız için. Bu arada şey diyorlar, tam olarak soruya yanıt alamadık diyorlar. Yabancı ve Türk transfer sayısı hakkında. Sayıyla ilgili Erten kardeşim şunu söyledim ya, bir toplantı daha biz bir fikir alışverişinde bulunduk. Ama en başta biz geçen yıl yola çıkarken hiçbir zaman acele karar verip birbirimizi frenlemekle ilgili böyle bir stratejimiz olmuştu. Biz bunu zaman zaman yıl içinde de fren olarak kullandık kendimize. Şimdi biz bazı kararlar verdik. Fakat önce biz bunu özümseyeceğiz, yatacağız kalkacağız. Herkes şey yapacak. Bakalım. Çünkü insan bir akşam düşündüğünü sabah kalktığında acaba mı diyebiliyor. Herkes de bu özümsenmiş bir şekilde ortaya çıktıktan sonra dediğim gibi, çünkü bir kırdıktan sonra toplamak kolay olmuyor bu yapıyı. Onun için biz bir toplantı daha yapmamız gerekiyor bizim. Ben hemen bir şey daha soracağım. Şimdi Hollanda 2. liginde biliyorsunuz AZ Alkmaar, PSV, Ajax, Feyenoord gibi takımların altyapı oyuncularından oynadığı rezerv takımlar var. Evet. B takımları diyelim. Ankara Gücü böyle bir rezerv sistemi ne zaman geçer ya da geçecek mi? Bağlantı bir soru, örnek vermek gerekirse Almere takımının 10 numarası var. Benim sürekli izlediğim, takip ettiğim. 8 gol 15 asist oynuyor, 24 yaşında. Bir diğer örnek Dalinga diye bir oyuncu var. 19 yaşında ve bunu Fenerbahçe'nin scoutları, Manchester City falan keşfetti maalesef. Ve şu anda 30 gol atmış çocuk. Maliyetleri de Süper Lig için fazla değil yani scouting transferleri açısından. Benim anlamadığım nokta şu: yıllardır, yani birçok yönetim geldi, sizin yönetiminiz dahilinde konuşmuyorum, daha önceki yönetimlerde de böyle bir eksik vardı scouting.
Böyle bir sistem gerçekten tam anlamıyla gelirse ben de çok memnun olacağım. Yani neden böyle yetenekler takıma katılmıyor? Ve özellikle Fenerbahçe gibi takımların scoutları o liglerin tribünlerinde görülürken Ankaragücü'nün scoutları neden o liglerin, alt liglerin vesaire tribünlerinde göremiyoruz? Bu ligler ve maçları Ankaragücü scoutları canlı takip ediyor mu? Edilmiyorsa eğer ilerleyen zamanda böyle bir sistem için yapılanma olacak mı acaba? Evet. Şimdi şöyle, biz sonuç itibariyle başkanımla bir yıllık bir geçmişimiz var kulüpte, yani başkan olarak. Daha önce belki o yönetimdeydi ama hiçbir yerinde de birçok zaman yoktu diyebiliriz. Daha önce de bunun kendi ifadesidir, biliyorsunuz zaten. Biz burada kısa, orta ve uzun vadede bazı hedefler belirledik. Kısa vadede bizim olmazsa olmazımız camianın beklediği Süper Lig'e geri dönmek. Ve inanın bütün odak noktalarımızı, bütün konsantremizi biz buna verdik. Yani çünkü en ufak bir konsantre kaybı büyük sonuçlara yol açabilir. Çünkü inanın siz şöyle tenzih ederek söylüyorum. Belki bizden daha güçlü hissediyorsunuz. Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama futbol sahaya çıkan 22 tane oyuncunun oynadığı oyun sadece değil. Gerçekten onun arka planında yani canlı bir şeyle uğraşıyorsunuz. 30-40 tane insanla uğraşıyorsunuz. Psikolojiler, dengeler, performanslar, kavgalar, gürültüler. Yani bir sürü nasıl diyeyim size, kelimeyi bulamadım. Bir sürü argüman var doğruyu bulmak için. Ve bakarsanız PTT Lig'de özellikle çok az sayıda takım teknik direktör ve belki de zaman zaman yönetim değiştirmeden şampiyon olamıyor. Geçen yıl Adana Demir 3 teknik direktörle şampiyon oldu. Altay takımı 3 teknik direktörle şampiyon oldu. Ve inanın genele baktığınızda bu yılda yanılmıyorsam 4 tane takımın teknik direktörü değişmedi. Ben bunu teknik direktörü değiştirmek manasında değil, kulübün içindeki kaoslarla alakalı olduğunu bildiğim için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir teknik direktörü korumakla ilgili değil söylediğim şey. Bunların olmasının sebebi içerideki dalgalanmaların çok yüksek seviyede olmasıyla ilgili. Biz bu dalgalanmayı bu yıl minimuma indirmek adına bütün konsantremizi A takımımıza verdik. Bu uzun vadeli scouting takipleri, oyuncu taramaları bizim orta vadeli hesaplarımız arasında. A'mızı genişleterek, güçlendirerek, kendimizi geliştirerek tabii ki devam etmek istiyoruz. Ama gerçekten Ankaragücü çok büyük bir camia. Çok özel gelenekleri olan bir camia. Biz sadece kısa vadeli hedef olarak camiaya da layık olmak, onları da mutlu etmek adına biz bu yıl buna kilitlendik. Ama dediğiniz şeyler orta vadede kesinlikle konuştuğumuz şeyler. Peki pilot takım sorayım. Emre, var mı öyle bir? Orhan abi, böyle içinize mi doğdu bilmiyorum ya da bilgi sahibi misiniz? Şu anda başkanımızın bir pilot takımı ile ilgili görüşmeleri devam ediyor. Kısa süreçte de sonuçlanabilir. Böyle bir girişimimiz var. Ankara'dan mı, başka şehirden mi? Ankara'dan. Ankara'dan. Güzel. Yeni kanat oyuncusu ne zaman açıklanacak diye bir soru var Emre. Çok kısa diyebilirim. Yarın diyelim o zaman. Çok erken olur. Ama çok kısa bir zamanda inşallah noktayı koyarız. Çünkü artık aramızda çok ufak şeyler kaldı. Tamamıyla pürüzler kaldı. Giderildikten sonra açıklanacak. Aslında o da baktığınız zaman Ertan kardeşimin dediği gibi scouting dediğimiz bir sürecin oyuncusu. Aslında Tasos da öyle bir sürecin oyuncusu. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında gitmiştim Yunanistan'a. 2018'den bu yana listemde olan, bütün gelişimini çok yakın tanıdığım bir oyuncu. Bu yılda tekrar düzenli olarak
oynadığı kadarıyla takip edildi. Görüştüğümüz diğer arkadaş da bu yıl yine canlı seyredildi. Benim yine uzun zaman önce mesela oyuncu başka bir ülkedeydi. Onun üstüne iki tane ülke değiştirdi ama ben mesela hiç onu bırakmamıştım takibi. Ona da mesela geçen yıl biz temas ettiğimizde ciddi bir bonservisle karşılaşmıştık. O oyuncu da eğer pürüzler giderilirse bonservissiz olarak kadromuza katacağız. O da 97 doğumlu bir oyuncu. Peki scouting ile ilgili örnek ikincilik, üçüncülük U19, U18. Şu an biz iki arkadaşımızı, ekip aslında üç kişi başladık ama aktif olarak daha sonra bir arkadaşımız ayrılmak durumunda kaldı. İkiye düştük. İki de şu an için bizim beklentilerimizi karşıladı. Çok da emek ettiler. Türkiye'de U19'lar, ikincilik, üçüncülük çok ciddi şekilde bu yıl tarandı. Yok, şey için diyorum. Mesela U19 takımımız ortalarda, biraz aşağıda. Şimdi Cengiz Paça Hoca'nın katkılarıyla 8, bu arada ben şunu da söyleyeyim. 8-9 belki de daha fazla ilde bizim futbol okullarımız var. Oralarda da taranıyor. Ve 10 genç tane, yetenekler 10 şehirde. Evet, genç yetenekler altyapıya katılıyor ama örnek veriyorum bu 15'e falan katılıyor. Ama evet, şu anda hali hazırda yani Cengiz Paça Hoca'dan önce gelen U19 takımımızın bence pek iyi olduğu söylenemez. Yani parmakla sayılacak 4-5 tane oyuncu var orada. Örnek veriyorum, Konyaspor'un santraforu gol krallığını oynuyor. Ankara Gücü'nün U19 takımına bakıyorsun. Atakan'ın mesela 4-5 tane golü var. Hakan'ın 4-5 tane golü var. Diğerlerinde bir şey yok. Yani gol krallığını oynayan bile oyuncumuz yok. Benim sormak istediğim konu bununla bağlantılı aslında hocam. İkincilik, üçüncülük, U19, U18, altyapı takımlarında takıma direkt katkı verecek düzeyde veya takip eden yıllarda birkaç kat ücrete satabileceğimiz, A takım kadrosunda da değerlendirebileceğimiz Türk genç oyuncular transfer edilmeyi düşünülüyor mu? Mesela bizden aldılar bunu. Biz yapamadık. Başakşehir bizim mis gibi oyuncumuzu aldı, oynatmadı, geri sattı. Siz bunu biliyorsunuzdur. Evet, biz evet. Onların yaptığını biz ne zaman yapacağız? Yapabilecek miyiz? Yani evet, altyapıdan örneğin Konyaspor'un U17'sini, U19'unu tarayıp Ankara Gücü'nün altyapısına transfer edip 2-3 sene sonra Ankara Gücü A takımında görebilir miyiz acaba? Evet. Bu scouting sayesinde. Ertan kardeşim, bahsettiğiniz şey gerçekten çok ciddi emek ve zaman isteyen bir şey. Ve kesinlikle doğru, yapılması gereken, idealist insanların dert ettiği, peşine düştüğü bir şey. Ama şu anda bizim dört dörtlük sağlıklı bir altyapı organizasyonumuz ya da onu destekleyen organizasyonlarımız var desem doğru söylemiş olmam. Ama şu anda kulüp gerçekten ciddi bir kabuk değiştiriyor. Biz değişik değişik modeller inceliyoruz. Gerçekten ciddi mesailer yapıyoruz. Zamanla bu değişen dünyada en hoş, en güzel olan vizyon neyse ona ulaşmak adına bütün mesaimizi gerçekten harcıyoruz. En azından şu anda fikir olarak bunu olgunlaştırıyoruz. Dediğim gibi orta vadede, uzun vadede bunların hepsi hedefimiz arasında. Ama şimdi ben şu anda şunu yapıyoruz, bu yıl bunu yaptık desem hepsi yalan olur. Bu yıl bizim tek bir hedefimiz vardı. Süper Lig'e çıkmak. Bütün konsantrasyonumuzu buna verdik. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten bunların hepsi bizim planlamamız dahilinde. Bu rapor haline getirilmiş, üstünde çalışılarak adım adım yaptığımız işler, bir sonraki adımda da bunları göreceğinizi umut ediyorum. Emre, Paintsil döner mi diye çok yoğun sorular geliyor. Geçen sene biz de oynayıp gitmişti, kiralık oynamıştı. Öyle bir düşünce var mı? Şöyle söyleyeyim Orhan abi, ben Paintsil'le çalışmadım. Yani kişi olarak da bilmem, fakat anlatılan referanslarının çok sağlıklı gelmediği aşikar. Biz de bu yıl kendi koruyacağımız yapıda da, kuracağımız yapıda da inanın karakterle ilgili çok hassas davranmaya çalışıyoruz.
Yani çünkü gerçekten bu futbolcu arkadaşlarımız, genç insanlar kimi zaman sorumluluklarını bilemiyor, karşılayamıyor. Şimdi geçen yıl Ankara Gücü küme düştü. Ertesi gün yanılmıyorsam Şarlıya'ydı, yanlış hatırlamıyorsam. Fesihini yaptı, kulübü terk etti gitti. Yani en ufak nezaketten dahi haberi olmayabiliyor. Evet, kesinlikle. Ahlaki değeri olmayan insanların. Yani dolayısıyla Pensil iyi oyuncu olabilir ama Ankara Gücü'nün oyuncu mu yok yani? En karakterlisini alırız, onu bulmaya çalışırız. Yeter ki biz bu şekilde inanalım, bu şekilde destek görelim. Yani açık söyleyeyim, belki şampiyonluğumuzda da payı var ama profesyonelliği manasında biraz aşikar da olduğu için kötü bir örnek söyleyeceğim. Oğuz'u belki Süper Lig'de de fark yaratabilecek bir oyuncu ama kötü bir profesyonel. Yani bile bile biz Lades olmak istemiyoruz yani. Şimdi Pensil konusu da böyle. Burada tecrübe edilmiş, yaşanmışlıkları var. Kişiliğiyle, profesyonelliğiyle ilgili yaşanmışlıkları var. Neden biz onu tercih edelim ki kötü bir profesyoneli? Evet, biraz ince eleyip sık dokuyacaksınız anlaşılan. Öyle görünüyor ve de çok iyi yapacaksınız. Bunu da net olarak söyleyeyim. Şimdi yoğun bir şekilde bir kaleci sorusu giriyor ama biz tabii yayın başladığından beri bir sürü konu konuştuk. Kaleci konusunu da konuştuk. Yayına yarım girerseniz anlamazsınız. Kaleci konusu konuşuldu yayında. Pensil'de söyledik. Şimdi biraz maliyetlerden gidelim Emre. Yani maliyetlerle ilgili de çok önemli. Tabii yayın gelirleri düşecek bu sene. Öyle bir sıkıntılar var. Ankara Gücü'nün transferde bütçesi bu sezon Süper Lig'in başlangıcında ne kadar olacak? Öyle bir bütçe belirlediniz mi? Orhan abi, durum şöyle. Bütçe aslında net belirlemek için ortada hani bir kulübün bir bütçesi, somut bir şey olması gerekiyor. Maalesef bizim kulübümüzün bir geliri, ciddi bir geliri, takımı sürükleyecek, destek olacak bir geliri yok. Şu anda takımımız yönetim kurulunun ve başkanımızın destekleriyle ayakta kalan, onların destekleriyle varlığını idame ettiren bir yapıda. Ama başkan ortaya çok ciddi bir vizyon koydu. Aslında anlatmak istediği direkt şampiyonlukla ilgili değil. Hani bir aklın bir bilgisi hakkında başka bir şeye delalet ettirdi onu. Yani dedi ki bir yerdesiniz ve bir hedef var. Yani olmayabilirsiniz şampiyon ama kim oradaysa hedefi o olmalı bence diye aslında güzel bir bakış açısı geliştirdi. Bu manada ciddi bir takım kurulacak. Bunda açık söylemek gerekirse Ankara Gücü kendi gücüyle değil, bu yönetimin desteğiyle yapacak. Rakamlar değişecek, ben bunu biliyorum. Kendi içinde ne gerekiyorsa o yapılacak. Ankara Gücü bu yıl 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı demek gerçekçi değil yani. Biraz bu iş yolda, kervan biraz yolda düzülecek yani. Ama başkan hedefi net bir şekilde koymuştur. İyi bir takım kurulacak. Geçen sene bunu... başkanın Karabağ takımından transferi oldu. Oğuz'u arkadaşım var dedi yönetici. Oğuz'u geldi. Oğuz'u pek disiplinli, bizim bildiğimiz kadarıyla pek disiplinli bir arkadaş değil ama iyi futbolcuydu. Birincilik için bizde iş yaptı. Belki işte Süper Lig'de de iş yapardı da artık gitti sonuç itibariyle Oğuz'u ama Karabağ'dan Azerbaycan'dan yine transfer olacak mı? Kadı falan, kedi falan bir şeyler diyorlar. Var mı öyle bir şeyler? Ya, tekrar aynı takımdan transfer olur mu? Karabağ takımı gerçekten enteresan bir kulüp. Daha önce ben de o kulübe oyuncu vermek bana da nasip olmuştu. Gerçekten scouting'e ciddi önem veren, baktığınız zaman yabancı oyuncuları hep doğru seçilmiş bir takım Karabağ kulübü. Kadrosundaki hangi yabancıyı tutsanız gerçekten beğenirsiniz. Böyle bir kulüp. Yıllardan beri böyle bir kulüp. Ama başkanlar arasında ciddi bir hukuk var. Onları yaralayıcı, onların da dengesini bozucu bir işin içine gireceğimizi düşünmüyorum. Sonuçta o takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Başkanların arasında da ciddi bir arkadaşlık var. Oğuz'u hediye ettiler ama şimdilik bir hediyeyi iade ediyoruz şu anda.
Ama istedik o suyu biz bonservisiyle başkana hediye edilmiş bir oyuncuydu. Fakat profesyonelliğiyle ilgili biz hocamız özellikle çalışmak istemedi. Ya burada şunu anlıyoruz. Oğuz'uyla artık bu sezon yok kesin. Evet, çalışmıyoruz. Evet. Ve Eze konusunda da kulübün çok bir isteği yok. Eze'den çok daha iyisi gelecek. Bunu anlıyoruz. O yüzden de biraz içimiz rahat edebilir diye düşünüyorum ben. İnşallah öyle diyelim. Yani listemiz gerçekten güçlü. Ama bitirmeden de konuşmak, inanın bu konuşmaların şöyle bir hali oluyor Orhan abi, insan iş dünyasında. Aslında bir yandan beni tetikte tutan bir şey. Yani çünkü çok ciddi bir teveccüh olan bir kulüp. Çok ciddi bir hayran kitlesi, taraftarı, camiası olan bir kulüp. Burada şu anda bir görevde bulunuyorsunuz. Ve bu tarz konuşmalar sizi daha da korkutan, daha da tetikte tutan şeyler oluyor. Beni enteresan duygulara sürüklüyorsunuz yani. Evre, sen maliyetlere hiç girmiyorsun ama yani yine de ben bir sorayım. Transferde üst limit ne olacak acaba? Şöyle Orhan abi, ben piyasayı biliyorum. Yıllardan beri içindeyim. Mevki olarak baktığınız zaman sizi zorlayacak şeyler gelecek. Bu da muhtemelen santrafor mevkiinde, özellikle iyi bir santrafor için muhakkak biraz limitinizi aşmanız, planlamanızın dışına çıkmanız ya da planlamayı ona göre yapmanız anlamına gelen bir şey. Yani mesela şu anda bize nasip oldu. Diyelim ki diğer arkadaşı da bitirdiğimiz takdirde iki tane bonservisi olmadan maaşı da o kalitedeki oyuncular için gerçekten çok uygun fiyatlara iki tane oyuncu almamız bizim forvet tercihinde belki de daha cüretkar olmamızı sağlayacak. Biz biraz böyle yürüyeceğiz. Yani yaptığımız iyi işler bizim ileride daha da güçlendiren, stratejimizi değiştiren şeyler olacak. Şu anda bence iyi başladık. Evet, bence de Panathinaikos'tan oyuncu almak avantajlı. Zaten Yunan oyuncular Türkiye'de çok iş yapıyor gerçekten de. Bir örneğe Kitsu mesela. Yani Bakasetas falan da var. Çok örnekleri arttırabiliriz de. Yunan oyuncuyla başlamak bence de iyi bir gelişme diye düşünüyorum ben. Tabii transfer edilen oyuncularda aradığınız ilk kriter nedir diye soru var ama bunu siz söylediniz. Bu sezon nasıl karakterli bir takım oluşturulduysa Süper Lig'de de aynı ayarda bir takım oluşturulacağını görüyoruz sizin söylemlerinizden. Evet. Orhan abi, karakter olarak şöyle, strateji olarak söyleyeyim. Yani genelde kazanma alışkanlığı edinmiş takımın oyuncuları benim gözümde bir adım önde oyuncular. Çünkü bunlar her türlü hedefe kodlu, yani yenilgiyle az tanışan mümkün olduğunca ya da mesela taraftarının olması, o baskıya alışık olması benim için çok değerli şeyler. O manada Panathinaikos'tan alınan bir oyuncu Ankara Gücü'ne çok değerli. Çünkü her zaman baskı altında oynamış, her zaman şampiyonluğa oynamış ve o baskıyı en içten duygularla hissetmiş oyuncu. Mümkün olduğunca bu tarz oyunculara yönelmeye çalışacağız. Geçen yılda çünkü biz stratejimizi aslında biraz bu manada, mesela herkes yaşlı dedi ama bizim tecrübeli alma sebebimiz sorumluluğu taşımakla ilgiliydi. Yani adı üstünde delikanlı diyorsunuz genç bir adama. Sorumluluk bilincinden genelde uzak, camiasını temsil etmekte sıkıntılı, zaman zaman başına buyruk olabiliyor. Örnek vermek gerekirse mesela bu yıl Şampiyonlar Kurulu playoff'a girememiş takımlardan bir takım, ismini vermeyeyim, camia şey altında kalmasın, zan altında kalmasın ama sabek aldılar, bonservis ödeyip aldılar. Mesela biz sabeki Erdem ve Murat'ı tercih ettik. Ve biz bunu çok bilinçli yaptık. Şimdi Erdem zaten çok sağ olsun parayı hep arka planda tutarak geldi buraya.
Murat'ı konuşacak olursak, Murat'ın üstünden gideyim. Murat'ın maliyeti o takımın aldığı oyuncunun bonservisle ödediği maliyetin altındaydı. Murat'ın maliyeti. Şimdi onlar bizim maliyetin çok üstüne çıktılar. Ama ellerinde genç, hedef oynamayı bilmeyen, hiç baskı görmemiş, acemilik seviyesi üst düzeyde bir oyuncuları oldu. Bonservisi ödeyip. Ve bu yıl o oyuncu orada acemiliğini attı. Seneye belki daha iyi olacaktır. Belki ileride bonservisi de kazanır ama mesela bizim bu yılki hani stratejimize bir şey olarak örnek olarak söylüyorum bunu. Bu yılda mesela ben özellikle taraftarı olan baskı altında onu kaldırabilecek oyuncular eğer mümkünse tercih edeceğiz. Ya mesela şeyde Adana Demirspor, Spor'da işte Balotelli, Svensson, Hasan Bolanga, Karagümrük'te Ahmet Musa var benim bildiğim. Bu tarzda kulüpler mesela ilk sene geldiklerinde başarılı oldular. Transferde acaba bu başarılı olan kulüplerin yapılanması incelendi mi? Bir de mesela sizin yani onlar örnek alınacak mı bir nevi? Ve sizin şu anki mevcut kadroda, transfersiz kadroda, yani birincilikten çıkan kadroda kaç tanesinin Süper Lig düzeyinde olduğunu düşünüyorsunuz? Yani sizce? Ya şöyle, zor mu? Aslında mevcut kadromuzla ilgili konuşacak olursak, eğer iyi seçilmiş, çok iyi yabancı oyuncular alırsak onları destekleyici, ben kesinlikle o takımın da ligde iş yapacağını düşünürüm. Ama bizim stratejimiz o olmayacak. Şöyle örnek vereyim. Başakşehir Kulübü PTT Lig'den ilk çıktığında, abartmadan söylüyorum, neredeyse kadrosunun %70-%80'ini koruyarak kurduğu kadroyla ligi dördüncü bitirdi. Yani aslında bu sizin iç organizasyonunuzun kalitesiyle alakalı bir şey ama biz ihtimalleri daha da yükseltmek adına, çünkü diyorum ya bu camianın biraz da beklentisiyle alakalı, Başakşehir Kulübü bu yöntemi kullandı ve başarılı oldu. Ama biz bu yöntemi kullanıp başarılı olamazsak bizi çok yıpratıyorlar. Yani çünkü gerçekten camianın kodları hep başarıya odaklı. Hep en tepeye gözünü dikmiş bir camia. Dolayısıyla adımınızı atarken biraz tercihlerinizi bundan yana yapmak gerekiyor. Onun için yani biz daha emin olduğumuz, riski azaltarak, işte mesela bu zaman zaman bizle ilgili, işte bizle değil de hoca ile ilgili zaman zaman konuşulan şeylerden biri neydi? İşte mesela takım oynamıyor, iyi oyun oynanmıyor ama takım kazanıyor. İşte oyuncular çok iyi diye bir, hepimiz çok zaman bunu gördük. Ama şöyle bir şey var, zaten iyi oyuncular ihtimali arttırmak için bizi şampiyon yapsın diye alınıyor. Yani mantık bu değil mi sizce de? Yani o takım onu alıyor ki ihtimali artsın. Bir maliyete giriyor. Yani yoksa X bir oyuncuyu alırsın, farklı bir beklentin olur. Ama yani bugün Chelsea kulübü, Manchester City kulübü gidiyor 200 milyon euro, 150 milyon euroya oyuncu alıyor. O teknik direktörleri de Guardiola. Bu iş Guardiola'nın işi bilmediğiyle alakalı değil. İhtimalleri arttırmakla ilgili. İyi oyuncular ihtimali arttırıyor. Size daha fazla yüzde veriyor. Kazanma ihtimali sunuyorlar size. Yani daha garanti, kendini kanıtlamış oyuncular alınacak Ankara Gücü'nü bu sene, anladım. Hayır, öyle değil. O şekilde demiyorum ben Süper Lig için. Bir örnek verdim. Hani yıl içinde yapılan eleştirilerle ilgili aklıma geldi. Bir anda onu söyledim. Yani yıl içinde bu çok konuşuldu. Ama bence yani mantık olarak düşündüğünde Guardiola 1 milyar euro para harcatıyorsa kötü hoca olduğu için değil, takımının kazanma ihtimalini arttırmak için o parayı harcıyor. Emre, Tyler Boyd sorusu var çok. O da doğru değil Orhan abi. O da doğru değil. Yani
bu sosyal medyada çıkan isimlerin hiçbiri doğru değil. Bunu anlıyoruz. O yüzden de bizim taraftarlar bu sosyal medyada çıkan isimlere inanmasınlar. Bu kadar net söyleyelim yani. Evet, şimdi, kesinlikle. Emre, önümüzdeki sezon bir açılış, sezon açılışı bekleniyor. Yani taraftarın böyle bir beklentisi var. Sezon açılış töreni ve burada da Avrupa'dan önemli bir takımın gelmesi falan düşünülüyor. Böyle bir yani sosyal medyada falan yine bu dolaşıyor ama böyle bir planlama var mı şu anda Ankara Gücü'nde? Yani bu da gerçekten başkanımızın vizyonu arasında. Avrupa'dan büyük bir kulüple de görüşülüyor bununla ilgili. Tam şenlik havasında Ankara Gücü'nün ismine yakışır bir açılış yapmayı, sezon açılışı yapmayı başkanımız hedefliyor. Ama doğru kulüp olmalı. Yani gerçekten hani vizyonun değerini karşılayacak bir kulüp olursa eğer, başkanımızın bu tarz bir isteği var. Harika. Bu da güzel bir haber. Yani Avrupa'dan büyük bir takım diyelim, büyük bir takımla Ankara Gücü'nün sezon açılışı olabilir. Böyle bir planlama var. Bunu da bu şekilde anladık. Doğru. Evet, bu da güzel bir gelişme Emre. Yani mutlu oldum ben de. Şimdi yine biraz geçmişe dönelim. Transferden çok gittik. Şöyle söyleyelim. Ankara Gücü'nün şampiyonluk kutlamasında Ankara Gücü teknik direktörü ve sen yani tepki aldınız diyelim. Bu konuyla ilgili ben geçen hafta yayında fikirlerimi söyledim. Çok yanlış bir davranış olduğunu söyledim. Ankara Gücü'nün teknik direktörü ve sportif direktörü şampiyon bitirilen sezondaki en büyük emeklerden birini vermişlerdir mutlaka. O yüzden şartlar ne olursa orada ıstıklanmamalı, yuhalanmamalıydı. Tepki bile verecekseniz sessiz kalmalıydınız. Benim görüşüm budur. Ankara Gücü teknik direktörü takımı şampiyon yapmıştır. Sportif direktörü de bu kadroyu kurduğu için şampiyonlukta en büyük pay sahibidir. Bu konu sizin içinizde nasıl konuşuldu? Yani ben yanlış olduğunu geçen hafta söylemiştim. Sizin içinizde bu konuyu nasıl değerlendirdiniz? Orhan abi, benim hani iç dünyamda gerçekten bu tarz hareketler enteresan bir biçimde ne bir kırgınlık yaratıyor, nasıl olduğunu da bilmiyorum. Aslında başka bir insan olsa belki üzülebilir, daha farklı bir iç dünyasına dönüşebilirdi dünyası. Ama ben de hiçbir şekilde bir kırgınlık olmuyor. Ama çok ciddi sorumluluk duygusu arttırıyor. Başarıya odaklanıyorum. İşime dönüyorum. Taraftan muhakkak bir gün eğer biz bir şeyi hak edecek olursak bizi o hak ettiğimiz yere muhakkak oturtacaklar. Şu anda biz bence birbirimizi tanımıyoruz yeterince. Ama tanıdıkça iyi olur diye, ya da biz başardıkça, ki zaten eğer başaramazsak da yani burası bir makamdır, koltuktur. İşgal etmenin, bulunduğun koltuğa eğer değer katamıyorsan orayı meşgul etmenin hiçbir anlamı yoktur yani. Biz bunu açık yüreklilikle kabul eder ve çeker gideriz buradan yani. Ama bir gün hak edersek kesinlikle o gün alkışlayacaklardır. Demek ki şu anda biz hak etmiyoruz. Ya ben senin gibi düşünmüyorum bu konuda. Sen çok mütevazisin ama biraz önce söylediğim gibi Ankara Gücü'nü şampiyon yapan hoca da alkışlanmalıydı. Sportif direktör de alkışlanmalıydı. Bu hiç yakışık almadı maalesef. En azından tepki bile gösteriyorsan sessiz tepki göstermeliydin diye düşünüyorum ben. Bu konuda da benim görüşüm nettir abi. Onu da kızan kızar, eleştiren eleştirer ama bunu net olarak söyleyeyim. Şimdi yine hakkınızda çok, tabii ki söylenti, dedikodu, çok şeyler söyleniyor da Emre, bir soru daha var. İki sene üst üste bilerek takımı düşürdüler, şimdi de çıkartıp kahraman oldular falan deniyor. Yani cevap vermek ister misin bilmiyorum ama bu tip sorular da geliyor. Ya şimdi Orhan abi, öyle bir şey ki nasıl, neresinden cevap vereyim? Şimdi bir defa fiili olarak içinde olmadığım bir kurum, bir yaptırımın olmadığı bir kurum nasıl düşürürsün? Nasıl yapabilirsin yani? Hani bir sihirli değneğimiz yok yani. Şapkadan tavşan da çıkartmıyoruz. Ben buraya girdiğim tarih belli. Girdiğim tarih küme düşülen sezonun kış transferini başkanımız, futbol, şu anki başkanımız futbol şube sorumlusu olduktan sonra o dönem
transferi biz yönettik. Biz bunu zaten açık yüreklilikle kabul ediyoruz. Ama o dönemin şartlarıyla gelinen noktayı kamuoyu takdir etsin. Ona da her türlü eleştiriye açığız. Ama ondan önce mesela benim Sabeyli Bolingi'yi getirdiğim yazılıyor, çiziliyor. Yani şimdi Mustafa Hoca Bolingi'yi o eleştiriliyor mesela. Halbuki Mustafa Hoca'nın yaptığı ilk iş, biz Batçı'yı aldıktan sonra Bolingi Mustafa Hoca'nın yolladığı ilk oyuncudur. Yani bazı şeyler manipüle edildi. Biz de bence bunlara cevap vermeyerek belki, ama ben ne sıfatla cevap verebilirdim mesela? Benim cevap verebilecek bir sıfatım dahi yoktu. Çünkü bir muhatabının böyle bir kurumda, 112 yıllık kurumda herhangi bir lambur lumbur burayla ilgili konuşamamalı. Yani saygı bunu gerektirir. Ben o dönem konuşacak bir pozisyonda değildim. Konuşacak pozisyona geldiğim günde takım ligin içinde devam ediyordu. Yani ben Bandırma maçına girdiğimde eğer çıkıp orada ben kendimi anlatmaya kalksam, yani ben neden takımın içinde bu şekilde bir gereksiz bir şeyin içine, tartışmanın içine takımı, camiayı sürükleyeyim ki? Ben o dönem salı antrenmanlarına gelen gazeteci arkadaşlarımıza, abilerimize hep şunu söyledim. Eğer bu takım düşse de, çıksa da, kalsa da, ne olursa olsun sezon sonu konuşacağım dedim. Şimdi beni şampiyon olunca ortaya çıkmakla ilgili eleştiride bulunanlar var. Ama benim tamamıyla aklımdaki şey, önce şampiyonluk ya da neyse o olsun, uçak bir insin, ondan sonra bakarız. Yeter ki yoldayken takıma zarar vermeyelim, takım önce şampiyon olsun, ondan sonra her şey oturur konuşulur şeklinde yaklaştı. Ya tabii eleştiriler, çok garip eleştiriler de var. Yani şampiyon olduktan sonra çıkıp konuşmak da var tabii ki, doğal olarak. Sezon içinde de sürekli konuşabilirsiniz. Yani yetkili bir görevdesiniz, her türlü konuşabilirsiniz, ama ya bir de şu hakkınız var yani, gerçekten takımı şampiyon yapmış bir grup var orada, işte başkanından, yönetiminden, artık aklınıza kim geliyorsa, hocasından, futbolcusundan ve siz sportif direktör. Herkes tabii ki şampiyon olduktan sonra bu işin de şampiyonluk kaymağı, yani çıkıp konuşabilirsiniz. Bundan doğal da bir şey yok. Bunu da eleştirmenin de bir anlamı yok bence yani. Eleştiri yapılacaksa farklı şeylerden yapılabilir. Mesela Nadir Çiftçi niye transfer edildi? Bu eleştiri yapılabilir. Mesela ben bunu sezon boyunca yayınlarımızda yaptım eleştirisini. Ankara Gücü neden Nadir Çiftçi'yi aldı? Nadir Çiftçi'nin adı geçtiğinde biz Ankara Gücü'nde Nadir Çiftçi'yle bu işin yürümeyeceğini buradan söylemiştik. Yani mesela hani cevap vermek istersen bunun cevabını verebilirsin. Nadir Çiftçi neden transfer edildi? Bir bahane olarak kabul edilmesin, ama süreci anlatayım. Kesinlikle yine o transferi de biz yaptık. Her türlü eleştiri de bize yapılabilir bununla ilgili. Eğer eleştirilecek bir şeyse, öyle görülüyorsa, o da başımızın üstüne. Kabul et, yani ayrı bir parantez açarak söylüyorum. O dönem Borben kaldı dedi bize başkan. Daha sonra biliyorsunuz Borben ayrıldı. Evet. Aynen. Biz Borben kaldı denildiğinde Eren'i aldık takıma. Şimdi Eren de girdikten sonra takımın içine onun üstünde bir santrafor almak artık uygun değildi. Borben gitti, elimizde Eren var ve Gayat Zahit ışığı göründü bizim için. Şimdi bir tercih yapmak durumundaydı. Benim o dönem Fransa 2'den anlaştığım bir oyuncu vardı, santrafor. Ya biz Nadir Eren yapacaktık, Oğuz'un ben santrafor oynayabildiğini de biliyorum. Bunların hepsi masada konuşulmuş şeyler. Oğuz'u, Eren, Nadir'le mi devam edelim, Zahid'i mi kadroya katalım, ya da Zahid'i almayalım, santrafor mu alalım? Yani biz o dönem böyle bir karar verdik. Onun da takdiri, eleştirilse, yanlışsa, yanlış yapacak bir şey yok. Biz tercih ettik. O da başımızın üstüne o eleştiri. Aslında oyuncu olarak hani hoca çıktığı programlarda iyi bir şey dediğinde çok abartıldı, ama yani inanın takım içinde biz değil, oyunculara sorsanız Nadir'in oyuncu olarak aslında kalitesini söyleyebilir, ama eleştiridir başımızla beraber diyebiliriz ki biz de mesela bugün şunu diyoruz: aldığımız o kadar oyuncudan tek
İstediğimiz gibi yararlanamadığımız oyuncu nadir oldu. Bugün Yasin'den Alperen'ine, Bahadır'a, aklınıza kim geliyorsa Mustafa Hoca hepsinden yararlandı. Fakat Nadir'den maalesef yararlanamadık. Eğer bu hataysa da bu hatayı yaptık maalesef. Süper Lig'den düşünülen oyuncu var mı diye soruyorlar. Bir de şey var hocam. Pinto'nun şampiyonluk kutlamasına neden katılmadığı ile ilgili sorular var. Aslında onda da daha önce diyorum ya işte bizde bazı şeyler hep bazı şeyler değil. Bu yıl bizde hep planlı ve programlı gitti. Çünkü haftalık toplantılarımız oldu. Hem haftayı değerlendirdiğimiz hem de önümüzdeki stratejilerle ilgili bizim başkanla yemekli toplantılarımız oldu. Orada daha önceden hoca şunu belirtti. Muhakkak Thiago'yu Keçiören Gücü maçında oynatıp işte bir veda maçı gibi ona böyle bir iltifatta bulunmak istedi. Fakat Thiago son anda dahil olmak istemedi. Zaman zaman benim aklıma şu geliyor. Acaba emekli olduğumda belki teklif gelirse de devam eder miyim? Belki de bu algıya hani topluma bunu vermek istemedi. Ama biz onu taşlandırmak, hani 7 yıl Türkiye'de bulundu. Çok da beyefendi bir insan. Hoca da onunla çok ciddi bir gönül bağı olan insan. Onu o şekilde onar etmek istedi. Thiago bunu oynamak istemediğini söyledi. İzin istedi. Hoca da eğer öyle mutlu olacaksan öyle yapalım dedi. O şekilde kaldı. Aslında neredeyse bir ay önceden Thiago Pinto Keçiören Gücü maçında veda maçı için hazırlanmıştı yani. Yok, Thiago ve Geraldo neden şampiyonluk kutlamasına katılmadı diye soruyorlar. İzin istediler. Thiago'nun Geraldo'nun şampiyonluk günü uçağı vardı. Kutlamanın olduğu gün. Aslında gelip gitsem mi diye düşündü ama yetişme şansı yoktu. İzin istedi. Biz de verdik. Anladım. Evet, Emre şeyle ilgili bir soru var. Hazırlık maçlarının kulübün YouTube kanalında yayınlanmasını istiyor bizim taraftarlar. Bence de çok haklı bir istek. Zaten Ankara Gücü Kulübü şu anda sosyal medya olarak 10 numara gidiyor işi. Harika götürüyor. Ve bir hazırlık maçını YouTube kanalında yayınlaması da çok zor olmayacaktır. Bunu da sana iletmiş olalım. Bu isteğinizi muhakkak değerlendireceğiz. Başkanla da paylaşacağım. Sanırım artık o teknik donanıma da sahibiz diye düşünüyorum. Öyle biliyorum. Değerlendirilir. Muhakkak bunu konuşacağım. Evet, gayet iyi. Bu da iyi. Şimdi şeyle ilgili, kombinelerle ilgili sorular var. Tabii sen biraz önce söyledin. Herkesin kulüpte bir alanı var. Kimse evet. O alana girmiyor. Ama hani benim bildiğim birkaç şey var. Kombineler çıkacak bu Haziran'ın başında veya ortasında diyelim. Ve localar çok pahalı fiyata satılıyor. VIP'ler çok pahalı fiyata satılıyor. Hatta bir kısmının satıldığını öğrendik biz. Bu konuyla ilgili elinizde bilgi varsa onları da taraftarlarımızla paylaşabilir misiniz? Şöyle, yine benim dahil olduğum bir alan değil. Fakat bilgi olarak şu kadarını biliyorum. Başkanımızın şöyle bir vizyonu var. Hani bugüne kadar hiçbir şekilde destek olmayan ama birçok zaman birçok yeri işgal etmiş insanlardansa gerçekten maddi manevi destek verecek şekle bir kulübe, bu şekilde bir kulübü evirmeye çalışıyor başkan, deyimlerindeyse. Yani o locaların, Ankara Gücü'nün bir ağırlığı varsa muhakkak locaların da bir değeri var diye bakıyor. Dolayısıyla bundan sonra böyle bir strateji izlemeyi düşünüyor başkanımız. Çünkü peki dünyanın başkan, her yerinde locaların ciddi bir şeyi vardır, karşılığı vardır, bir fiyatı vardır. Ama Ankara Gücü'nde maalesef oturmuş mevcut düzende böyle bir şey yoktu. Ama başkanımız muhakkak bunun bir değeri olması gerektiğini, çünkü Ankara Gücü 112 yıllık ciddi bir kulüp, ciddi bir marka, hak ettiği şekilde davranılmalı diye bakıyordu olaya. Peki başkan üst sıraları hedeflediğini söyledi. Sizin Ankara Gücü açısından şahsi hedefiniz nedir? Yani UEFA'ya mı oynar, yoksa atıyorum 5'te 8 arası mı oynar? Yani neyi hedefleyerek bu transferler yapılacak? Sizin açınızdan soruyorum.
şöyle söyleyeyim. Biz sürekli başkan ve hocayla konuştuğumuz bir şey var. Zaman zaman da diğer yönetici büyüklerimizle konuştuğumuz, benim ifade ettiğim bir şey var. Bizim elimizde ciddi bir portföy var. Ve biz şu anda bu portföyden iki tane oyuncuyu, birini resmi olmamakla birlikte birini %100 şekliyle bitirdik. Biz portföyümüzün üstünden gidersek, istediğimiz oyuncuları alırsak gerçekten Ankara Gücü çok farklı yerlerde olabilir. Hani inanın böyle büyütüp ondan sonra havada bir şey bırakmak istemiyorum ama gerçekten takımı yaptığımız zaman o zaman hocayla birlikte biz nereye oynayacağımızı sanırım somut olarak söyleyebiliriz. Şu anda ben diyebilirim ki 2'de 2 eğer biterse diğeri de. Peki portföy üzerinden gidememe ihtimali neden kaynaklanabilir? Çünkü bu bazı oyuncularımızın bonservisi var. Bazıları da serbest, çok başarılı sezon geçirmiş. Talibi bir tek Ankara Gücü değil. Dolayısıyla savaşmamız gerekecek. Savaşıyoruz da. Eğer bitirirsek, istediğimiz kesinlikle portföyün üstünden gidersek çok güçlü bir Ankara Gücü olacak. İnşallah. Yani portföyümüzden muhakkak gideceğiz ama portföyün ilk sırası mesela çok net söylüyorum bunu. Mesela Tasos bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Çok değerli bir oyuncu aldığımızı inanıyoruz. Yani hocanın kafasındaki yapılanmada mesela gerçekten alındığında mesela çok ciddi memnun oldu. O memnuniyeti onda görmek de beni de daha da heyecanlandırdı. Onun gibi yani santraforumuzda istediğimiz santraforu alırsak, orta sahalarımızda yani çünkü sıralama gittikçe düşündüğünüz şey belki hedefiniz değişecek. Bakalım biraz görüşmeler süreci belirleyecek. Emre şimdi kupalara tabi alışıyoruz. Ya bizim bir Türkiye Kupası özlemi var. Yani Ankara Gücü kupa beyidir. Sen de Ankara Gücü tarihini araştırdığın zaman Ankara Gücü'nün kupalarla, Türkiye Kupası ile özdeşleşmiş bir takım olduğunu görmüşsündür. Ya bizim bir Türkiye Kupası özlemimiz var. Şimdi ligde belki kısa vadede böyle şampiyonluk falan olmaz ama sizin gösterdiğiniz vizyonda uzun vadede şampiyonluğa bu takım oynayacaktır. Bundan ben eminim. Ama kısa vadede bir Türkiye Kupası isteğimiz var. İşte dün de Kayseri Spor Sivas Spor maçını izledik. Gerçekten insan özlem duyuyor. Yani o finalde biz de olmalıyız seneye. Yani ben önümüzdeki sene Türkiye Kupası finalinde Ankara Gücü olması gerekir diye düşünüyorum. Bu kupa özlemi var. İnşallah önümüzdeki sene direkt böyle Türkiye Kupası'na yönelerek bir kadro kurarsak ben çok mutlu olurum. Orhan abi aslında bu takım, bu camia kenetlendiğinde ve böyle bir yönetimle, güçlü bir yönetimle gerçekten başaramayacağı hiçbir şey yok. Aslında bu hiç abartılı bir cümle değil. Yani başkanın koymak istediği, ortaya koymak istediği vizyon çok uzak, böyle bir kaftanın ardında olan bir şey değil. Ama yeter ki biraz sabırlı olalım, biraz birbirimize inanalım, iç çekişmelerimizi, hesaplarımızı bir kenara bırakalım. Tek yumruk olduğumuzda, o özellikle tribündeki taraftarımızla biz birleştiğimizde, takım birleştiğinde gerçekten Ankara Gücü'nün Türkiye'de yarışamayacağı bir platform yok. Ama burada gerçekten anahtar şey biz birleşmeliyiz. Bütün hesaplaşmalarımızı bir kenara bırakmalıyız. Başkanımıza destek olmalıyız. Ben hep ona şey diyorum zaman zaman, hani şefimizin peşinden gitmeliyiz diye. Şu anda o bizim şefimiz. Gerçekten çok ciddi de bir donanımı var. Hayati bir donanım var. Sosyal alanda donanımı var. Yani bakış açısı gerçekten ben bazen işte zaman zaman iş hayatında, kendi kariyerimde birçok şeyi başarmış insanlarla birlikte çalıştım. O insanların bazı mevkilere durduk yere gelmediğine her zaman şahit oldum. Yani zekaları ve bakış açıları ortalama insanların her zaman üstünde olan insanlar. Faruk Başkan da benim bu manada çalıştığım en değerli insan. Gerçekten değerini bilip birleşip onu daha da güçlendirerek
hepimizin sorumluluğunu taşıyarak hareket etmesi gerekiyor. Eğer öyle olduğunda Türkiye Kupası da kazanılabilir, ligde kazanılabilir, Avrupa'ya da gidilebilir ve bu sürekli olabilir. Evet, inşallah. Tabii şöyle bir durum var Emre. Yani bizim camia biraz zor bir camia. Mesela başka teknik direktörleri de biz yayın alıyoruz. Başka kulüplerden söyledikleri şey şu. Ya Ankara Gücü'nde bir birlik beraberlik var, bütünlük var. İşte başkan liderlik yapıyor. Hoca ona saygı duyuyor. Sportif direktör öyle. Futbolcular kenetlenmiş. Taraftarlar işte iyi. Herkes her şey iyi gidiyor. Ve bu da başarıyı getiriyor diye söylüyorlar. Yani bu dışarıdan bize camiaya dışarıdan bakan teknik direktörler veya benim dışarıda konuştuğum gazeteci arkadaşlarım bunları söylüyor Ankara Gücü için. Fakat ilginç de bizim camiada bu birlik bütünlüğün olması eleştiriliyor. Yani deniyor ki işte bunlar iç içe girmiş, şu olmuş, bu olmuş. Halbuki senin söylediğin gibi birlik beraberliği sağlarsan başarı geliyor. Yani biz bu birlik beraberlikten mutlu olmamız lazım, eleştirmememiz lazım. Ya o yüzden ya bizim hasbelkader kendi camiamıza buradan vereceğimiz, sunacağımız öneri budur. Yani şu kulüp içindeki birlik beraberlikten mutlu olun, yani eleştirmeyin. Bu birlik beraberliği bazıları kıskanıyor gerçekten Ankara dışında. Ya bizim gerçekten son yıllarda belki 20-30 yıldır görmediğimiz güzel şeyler oluyor şu anda kulüpte her açıdan. O yüzden bizim de hasbelkader taraftarlarımıza vereceğimiz mesaj bu olsun. Yani birlik beraberliğimizi koruyalım. Bakın insanlar kulüpte şu anda 10 numara kenetlenmiş. Herkes bir işi var, planı var, programı var. Bu kenetlenme de başarıyı getiriyor. Biz bu başarıdan mutsuz olmayalım, aksine mutlu olalım, destek verelim. Başka da yapmamız gereken bir şey yok zaten taraftar olarak, camia olarak. Orhan abi, kesinlikle. Şimdi bunu biz söylediğimizde farklı algılanabilir ama başka insanlardan duymak doğrunun bir olduğunu, aslında herkesin işaret ettiğini gösteriyor. Yani şu anda başkan gerçekten aslında futbol dünyasında çok yeni olmasına rağmen kendi hayat birikimiyle ilgili öyle bir tavırla yaklaştı ki kulübe. Yani şu anda bu birlik beraberliğin, takımın şampiyonluğunun kesinlikle sahibi, ben büyük sahibi başkan olarak nitelendiriyorum. Ve bunu aslında daha yüksek sesle haykırmak isterim bütün Türkiye'ye. Çünkü biz çok defa bu işin profesyonelleri olarak tecrübe ettik. İnanın başkanların gereksiz açıklamaları, gereksiz yere futbol takımlarına müdahaleleri, yani yerini bilememeleri birçok zaman gerçekten koca koca kulüplerin mahvolmasına yol açıyor. Bu manada başkanımız verdiği profesyonellere destek oluyor. Asla işine karışmıyor ve onlara öyle bir özgürlük alanı bırakıyor ki yeteneklerini tamamıyla kullanabiliyorsun. Bugün şu şekilde örnek vereyim. Hüseyin arkadaşımız basında çok ön plana çıktı. Bunun tek sebebi başkandır. Çünkü ona o alanı açan, özgürlük alanı açan, yeteneklerini kullanma imkanı veren kişi odur. Ve çok ilginç, bunu tamamıyla kendi tecrübesi ve sezgileriyle, görgüsüyle yapıyor. Yani ve gerçekten şu anda kulübün yapısını, iç yapısını tamamıyla değiştirdi. Dediğim gibi bizim kulübe ulaşmak çok zor değil. Bugün içeride çalışan değil biz, başka çalışan profesyonellerimize, işte işçilerimize sorsanız şu anda kulübün nasıl yönetildiğini, nasıl bir aile ortamı olduğunu, başkanın aslında hepimizin her anında ama bir yandan da hiçbir yerinde işin olmadığını görür. Yani hem tamamıyla kontrol onda ama bir yandan da sonsuz bir özgürlükle profesyonellerine destek olan, gerçekten bizi güçlendiren, hocasını güçlendiren, yapıyı, kurumu güçlendiren bir başkan. Yani bu iyi anlaşılırsa gerçekten futbol dünyasına örnek olacak nitelikte şu anda kulübü yönetiyor. Ve aslında geçmişe dair, futbola dair hiçbir tecrübesi yokken bunu yapabiliyor.
Kesinlikle yani Faruk Hoca'nın bu dönemde aldığı liderlik, tabii ki eleştirilecek her şey var ama çok konu olabilir. Yani bu da insanın doğasında var. Ama yaptığı liderlik çok önemli. Şimdi fotoğraflar da, benim şampiyonluk kutlama gecesinde çektiğim fotoğraflar da geçiyor. Ya gerçekten inanılmaz bir kitle. Bu kitle gitgide artıyor, artacak da. Şampiyonluk kutlamaları da bu arada muhteşemdi. Yani bu şu anda kutlamaları kim verdi arkadaşlar bunu da? Evet, yayında da görünüyor. Bu kutlamaları kim düşündüyse, kim organize ettiyse, kim tasarladıysa gerçekten emeğine sağlık. Biz gerçekten çok mutlu olduk. Daha önceden yaşamadığımız şeylerde Ankara Gücü camiasında bu kulübün vizyonunun geliştiğini gösterir. İnşallah diyorum ben, önümüzdeki sene bir Türkiye Kupası zaferiyle aynı kutlamaları yaşarız diyorum. Tabii benim buradan artık fazla soracak bir şey kalmadı. Biz her şeyi sorduk. Takımın şu anda mevcut kadrosuyla ilgili, elde bulunacak kadroyla ilgili hafta içinde yapılacak bir toplantıdan sonra net karar verileceğini söyledin Emre. Sürekli, evet. Çünkü aynı sorular soruluyor. Yayına yarım girenler oluyor. Onlar soruyor. Artık onlar da yayının tamamını izlesinler bir zahmet. Oradan anlarlar. Senin burada başka söyleyeceğin bir şey var mı? Ertan, senin de sorun yoksa yavaş yavaş yayını kapatalım. Ben şöyle bir sorum var. Ondan sonra tabii kapanışta bizim kapanış konuşmalarımız oluyor, standart her yayında olduğu gibi. O zaman da bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi kamp yeri belli oldu mu? Kamp ne zaman başlar gibi kendi sorularım var. Tabii biz de şimdi artık kampa gelip yeni oyuncuları görmek istiyoruz. Öyle bir heyecanımız var. Yani üst kalibrede oyuncular gelince de bu heyecan artıyor. Benim Türkiye Kupası'nın yanında ben başkanın düşüncelerine katılıyorum. O bir konuşmasında, hatta yayında verdiğimiz konuşmada, bu bir ütopya belki ama ben inanıyorum demişti. Bence de bir ütopya değil. Yani başkaları için ütopya olduğunu söyledi. Benim için bir ütopya değil. Yani Trabzonspor bunu yapabiliyorsa, Konyaspor ikinciliğe oynuyorsa, Ankara Gücü'nde bence hedefi şampiyonluk olmalı. Ankara Gücü taraftarının maalesef ligden düşmeme gibi bir kompleksi oluşmuş. Önceki sıkıntılardan dolayı ve ligdeki sıralamalardan dolayı. Ben bu kompleksten şahsım adına kendim arındım. Gerçekten ben kendim şampiyonluk bekliyorum. Başkanın düşündüğünü ben de düşünüyorum ve bunun ütopya olmadığına inanıyorum. Tabii olmazsa Orhan abinin dediği gibi Türkiye Kupası da çok güzel bir hedef. Ya bu, özellikle bu yayından sonra ben bunun olabileceğine inanıyorum. Bir de benim şeyi sormuştum. Tekrar fazla bölmeyeyim, lafı uzatıp. Kamp nerede olacak? Belli oldu mu ve ne zaman başlar? Kamp Bolu'da olacak. Hocamız Bolu'yu tercih etti ama zamanıyla ilgili önce acaba burada mı toplanıp gidelim yoksa direkt orada mı başlasın? Ufak bununla ilgili teknik şeyler var. Bazı teknik ekibe bazı siparişlerimiz var. Onların gelme şekli, zamanı, ufak detaylar belli edecek ama kampımız Bolu'da olacak. Yine kampa başkanın da daha önceki röportajlarında söylediği gibi ve sizin de daha önce söylediğiniz gibi kampa yeni transferlerin %70'i, %60, %80 artık neyse bu oran, onlar katılabilecek mi? Bizim bütün çalışmamız bu yönde olacak. Aslında hani hedefimiz %80 derken ben onu da daha net açıklayayım. Biz belki %100'ünü de bitirmek istersen bitirirsin ama hani benim daha önce tecrübe ettiğim şeylerden, transfer mevsimlerinden edindiğim yaz transferlerinde son zamanlarda inanılmaz beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Her zaman elinizin biraz rahat olması lazım. Bu manada takımı belli bir noktaya getirdikten sonra bir frene basıp bekleyip sürpriz şeylere de açık olmak lazım. Çünkü bitirdiğiniz zaman belki çok arzu edeceğiniz bir şey önünüze geldiği zaman hareket etme ihtimaliniz olmayacak. Biz onun için %80'ini yapalım, bekleyelim. Çünkü bununla ilgili yanlış anlaşılmasın, bir ukalalık olarak düşünülmesin ama zaten rahat bir portföyümüz var. Eğer bir mevkiye ihtiyaç olursa
biz gider onu alırız yani. Her türlü mevkiye alternatiflerimiz var yani. Onun için rahatız. Bir soru daha Emre sorayım. Şimdi geldi. TFF bir tane yabancı oyuncu için 99 ve üstü doğumlu olmasını şart koşuyor. Bir tane böyle gelecek vaat eden genç yabancı alınacak mı diye sordum demiş arkadaşım. Evet, ben de onu sorayım. Öyle bir yabancı beklentisi var mı? Bu sorunun devamında da şimdi bir tane açıklanacak transfer ama diğer transferler ne zaman yapılacak? Onu da bir sorayım Emre. Orhan abi, önce bu bitmemiş transfer inşallah biter. Sonra biraz biz daha yavaş hareket edeceğiz. Çünkü pazarlıklarımız olduğu için bazen çok istekli davranmak işleri bitirmekten ziyade karmaşık hale getirebiliyor. Evet. Onun için yani bu iki oyuncu istediğimiz oyuncu ve bonservisleri olmayan serbest piyasada oyuncular olduğu için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Yaklaşık bir aydır biz görüşmelerini yaptık. Onun için ona noktayı koyalım istiyorum. Bundan sonra biraz daha seyrek şekilde gidebilir. Belki de gitmeyebilir. Bir anda olabilir. Ama biz gece gündüz şu anda çalışıyoruz. Bunu bilin yani. Ben şahsım adına ufak bir yorum yapacağım. Kiralık oyuncuları aslında pek ben takıma adapte olup takımı tam sahiplenemediği için istemiyorum ama şöyle de bir gerçek var ki üst düzey oyuncular hep kiralık oyuncular oluyor. Örneğin Ankara Gücü'nde bunu yaşadık. Paintsil örneği var. Kiralık oyuncu düşünüyor musunuz üst düzey? Hani o çilek tabir edilen. Şöyle aslında her transferin, her oyuncunun kendine ait bir hikayesi oluyor. Şimdi mesela genç bir oyuncu olur ve satın alma opsiyonu koyabiliyorsanız sözleşmesine, kiralık sözleşmesine bir satın alma opsiyonu olursa aslında her türlü kiralık oyuncuya yönelinebilir. Ama hedefinden uzaklaşmış, aslında bazen paraya doymuş, futbolla ilgili beklentileri biraz daha farklı noktaya gelmiş oyuncu için dediğiniz titizlikle davranmak doğru olur. Ama dediğim gibi bu transferin şekli, yaşı, kariyer durumu, yani her oyuncu için ayrı ayrı konuşmak doğru olur bunu. Bununla bağlantılı yani olarak satın alma opsiyonlu, mesela biz o dönem Batçı'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştık. Eğer bu gerçekleşseydi, biz birlikte kalabilseydik, atıyorum gerçekleştirseydik, 97 doğumlu genç bir potansiyelli santraforumuz olurdu. Belki o tarz yine bir iş olur. O da bizi korkutmaz yani. Bununla bağlantılı olarak bizim bu sene başka takımlara verdiğimiz kiralık oyuncular var Emre. Onlardan dönecek olacak var mı? Takip ediyor musunuz bu oyuncuları? Evet. Orhan abi, mümkün olduğunca şöyle, ben biraz bir şeyleri garantiledikten sonra zaman zaman bazı U19 maçlarına da gitmeye çalıştım. Bazı kiralık oyuncuları görmek için onların maçlarına da gitmeye çalıştım. Ama işin açıkçası kiralık oyuncularımızla ilgili çok umutlu konuşamayacağım. Gençlerimizin durumuyla ilgili yani çok umut var konuşursam yalan söylemiş olurum. Az sayıda olabilir ama bizim gençlerimizi oynatıp işte başkanımızın şu anda ortaya koyduğu, İşte yapmaya çalıştığı şey belki bir takım satın almak, pilot takım oyunları oynatıp belli bir noktaya getirip tekrar bünyeye katmak daha doğru olacak gibi gözüküyor. Evet, valla iyi bir yayın oldu, bilgilendirici. Tabii bazı konularda net bilgi veremedin çünkü önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacağını söylüyorsun. Ama biz şuna inanıyoruz, o toplantıdan sonra çıkacak kararlarda direkt kamuoyuna mutlaka siz açıklarsınız. Kesinlikle. Kesinlikle Orhan abi. Bundan sonra hani bizim hedefimiz hep %100 şeffaflık. Yani biz siz yayının başında söylediniz. İlk defa tanıştık. Geçen telefon açıp teşekkür ediyorum. Yerine davet ettiniz beni. İlk defa bizim bir konuşmamız oldu. Erten kardeşimle de öyle. Yani
ben size şunu söyledim. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Halen de kapatmadık, hala da sorabilirsiniz. Ve biz her zaman açık olacağız. Gizli kapaklı bir şey yok burada. Profesyonel bir dünyanın içindeyiz. Ve bir camia kulübünün içindeyiz. Belki bizden hayalleriniz daha büyük, bizden heyecanınız daha büyük. Tabii ki biz bu heyecanı kırmak değil, desteklemek istiyoruz. Yani yapılan çabanın da mesela geçen yıl geçen Yunanistan basınında çıkması bizim için mesela çok güzel bir şeydi. Camianın da aynı duyguyu yaşadığını iddia düşünüyoruz. Tasos'la ilgili çekilen video mesela. Bu tamamıyla hani bizim kendi egolarımızla ilgili düşünülmüş şeyler değil. Tamamıyla sizleri, gönül verenleri, camiayı, hani bizi destekleyen insanları daha da motive etmek adına, camianın vizyonunu ortaya koymak adına yapılmış şeyler. Bu manada da her türlü şeffaflığa, her türlü habere ulaşmak hakkınız. Biz de tahmin ediyorum son dönemlerde bu hıza kavuştuk gibi geliyor bana. Evet, gerçekten öyle. Ertan, var mı son sözü? Söyleyelim, kapatalım. Biraz önce Emre Bey şeyi söyledi. İşte kiralık oyuncuların gelişimiyle ilgili bir örnek vereyim hemen ben. Ender Aygören maalesef çok Iğdırspor'a gitmişti. Iğdırspor'dan sonra Kestelspor'da anlaştı. Yani maalesef kiralık giden oyuncular da çok fazla gelişim gösteremedi. Ender'i ben şahsen de tanıyıp yani çok sevdiğim bir oyuncuydu ama bir sakatlık geçirdi. Genelde gidince kiralık oyuncular Ankara Gücü'nden gidenler verimli olamıyor. Onu söyleyecektim. Bir de benim her zaman bir hayalim vardı. Gerçekten Ankara Gücü için scouting'in yapılması ve özellikle 8-10 numara ve santrofor bölgeleri Ankara Gücü'nün her zaman eksikliğini hissettiği bu bölgeler. Özellikle ofansif 8 ve 10 numara. Daha kaliteli ve daha yüksek düzeyde oyuncular olması gerektiğini savundum hep. Ve bunların son 3 yıl istatistiklerine bakılması gerektiğini savundum. Son 3 yıl istatistiğine bakıldığında işte Tasos'un gerçekten verimli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Milli takımda da oynuyor zaten. Yani benim şu da var işte Avrupa liglerinden ikincilik olabilir. Mesela Fransa ikinci liginden gole katkısı yani kilit pas, asist ve gol toplamı 15 ya da 20 olan oyuncular transfer edilmesi gerektiğini savundum. Bunu hep ikincilikte de savundum, Süper Lig için de savundum. Yani Süper Lig'de belki daha üst kalibrede olur. Atıyorum Twente'den alınır Hollanda için. Atıyorum ne bileyim işte AZ Alkmaar vesaire gibi takımlardan alınabilir ama ikincilikte örneğin Fransa ikinci liginden alınabilirdi. Süper Lig'de Hatay bunu yapıyor. Fransa ikinci liginden alıyor. Ondan sonra Kenya'ya bakarsak örneğin Portekiz 3. liginden alınmış. Hani 1. lig için konuşursak. Kenya Portekiz 3. liginden gelen bir oyuncu yani. Ama 1. ligde takır takır top oynadı. Yanlış mı biliyorum hocam? Portekiz'den Bupenza geldi. Portekiz 2'den. Kenya Fransa 2'den geldi. Fransa 2'den tamam. Çok onlara çok bakıyorum. Kafa gitti benim zaten. Çok oyuncu bakıp izliyorum da ondan biraz mesleğim de biraz onunla alakalı. O yüzden ben gerçekten bu yolun yol olduğuna inanıyorum. Yani bu yolun olumlu bir yol olduğuna inanıyorum. Ve bu yol gerçekten doğru bir şekilde irdelenirse Türkiye Kupası hedefi de olur, şampiyonluk hedefi de olur. Ve bu programda biz şunu gördük ki Ankara Gücü'nün hedefi gerçekten belki ilk 5. Ben öyle anladım bu programdan. Yani hedef bu gibi anladım. İnşallah öyle olur ve artık bu hani sosyal medyada başka takımların işte asansör takımsınız vesaire gibi laflarından bizim taraftar da kurtulur inşallah. Çok teşekkür ederim şahsım adına ve Spor Anki adına işte yayına katıldığınız için. Çok memnun oldum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana kendimi ifade etme fırsatı sundunuz. Ben de bir nebze olsun eğer anlatabildiysem ne mutlu bana. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaparız. Daha güzel şeyleri konuşuruz. Daha büyük mutluluklar yaşarız. Onun için çalışıp mücadele edeceğiz. İnşallah sonu hayır olur.
İnşallah. İnşallah. Şuna inanıyoruz. Kulüp emin ellerde. Özellikle mali açıdan çok iyi gidiyor. Benim de buradan yüz yüze hemen söyleyeceğim. Biz Ankara Gücü olarak artık önümüzdeki sene şöyle tabanca gibi bir takım olalım. Ya Süper Lig'de ses getirelim. Kupada sonuna kadar gidelim. En büyük isteğimiz bu Emre. Ona göre de bir takım kurarsanız biz sizi her zaman alkışlarız. Kötü oldu mu bir şey de eleştirimizi yaparız. O her zaman zaten yaptığımız iş bizim. Ama biraz önce dediğim gibi kulübün emin ellerde olduğunu, Başkan Faruk Koca'nın bu işi iyi götürdüğünü şu anda net olarak görüyoruz. Yayınımıza katıldın. Çok teşekkürler. Ben sormak istediğim her soruyu sordum. Taraftarların da bütün sorularını hemen hemen sormuşuzdur. Sürekli sorular geliyor ama biz bunları konuştuk. Yayını tamamını izlerse taraftarlarımız orada da o soruların sorulduğunu görecekler. Çok teşekkür ediyorum Emre. Yayınımıza katıldın. İyi geceler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Selamlar. Sağ ol. İyi geceler. Ümmeten iyi geceler. Zor bu yollardan geçtik seninle. Büyük zaferler gördük hep birlikte. Hüznü sevinci beraber yaşadık. Sonsuz sevgimizle sana bağlandık. İyi gün kötü günle hep yanında olduk. Canımız sana feda Ankara Gücü. Sarı lacivertir bizim rengimiz. Güzelim başkentim sensin evimiz. Yeşil sahaların yenilmez deviz. Futbolcusuyla sahada, taraftarıyla türbünde. Rüzgar gibi eser geçeriz. Rakip tanımaz hiç o büyük gücümüz. Gururumuz şanımız Ankara Gücümüz. Sen şahlandıkça güler yüzümüz. Sözümüz özümüzde, solmayan sevgimizde. Biz her zaman Ankara Güçlüyüz. Herkese korku salıp saldıran karar gücü.